İyi akşamlar efendim. Yüzler Kulübü'ne hoş geldiniz. Yüzler Kulübü'nde bu hafta Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırlıyoruz. Gültekin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi bir yayın yapalım inşallah. İnşallah hep beraber. Evet sevgili izleyiciler Yüzler Kulübü'nde bu hafta gene aynı kadroyla karşınızdayız. Tam iki buçuk saat boyunca Demokrat Parti Genel Başkanı ama aynı zamanda... Altılı Masa'nın da bir bireyi, Altılı Masa'nın bir bileşeni Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'a sorularımız olacak. Gültekin Uysal'a sorum var. Hatchteki ile de sorularınızı bekliyoruz. İkinci bölümde o gelen sorular içerisinde editör arkadaşlarım seçecek ve Sayın Başkan'a biz de o soruları ileteceğiz. Hanımefendilerden başlayalım. Pınar Işık Ardor her zamanki gibi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sevgili Siz de hoş Pınar. geldiniz. Hoş İyi yayınlar olsun. Güzel bir yayın bizi bekliyor Hatta olsun. İnşallah. Evet. Meslek büyüğümüz abimiz Erdoğan Aktaş. Erdoğan abi hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz siz de Sayın Genel Başkan. Ve Deniz Gürel TV100 Ankara temsilcisi sevgili Deniz hoş geldin. Hoş bulduk Gürkan Hacer. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkan. Evet. Eşteki ee, bir kez daha hatırlatıyorum. Gültekin Uysal'a sorun var. Gültekin Uysal küçük harf Gültekin Uysal'a sorun var. Başlığıyla bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ee, görüş, öneri bunlar da olur. Programa öyle başlayalım. Şimdi ilk izin verirseniz gene ilk giriş açılış sorusunu ben takdim edeyim. Ondan sonra e, altılı masayla başlayacağız herhalde öyle gözüküyor. Şimdi Sayın başkan Türkiye 3 e, gündür gazeteci Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı 6 yaşında evlendirilen çocuk. Yani bu cümleyi söylemek bile insana tuhaf geliyor. E, skandalıyla rezaletiyle e, çalkalanıyor. Ee, siz de benim ölçebildiğim kadarıyla bu konuda ilk tepki veren e, siyasi siz oldunuz herhalde değil mi? İlk sıcağı sıcağına. Hatta ben o tweet hazır mı Sinan? O ee, hatta o tweeti okuyayım. Hazır mı? Ver ekrana onu. Ee, şey, e, şöyle bir tweet attınız. Nerede yeri var bu rezaletin? Ne dinde, ne de herhangi bir inançta, ne Türklükte, ne insanlıkta? Tırnaklarım avuçlarımı yırtıyor. Dudaklarıma kan oturdu. Öfke sözcüğü yetmiyor halimi anlatmaya demişsiniz. Ee, evet ilk tweet'i e atan e, lider herhalde bizim bakabildi çocuklar. E, siz olmuşsunuz. Altılı masadan sesiniz siz misiniz? Sinan öyle düzeltiyor. Neler söyleyeceksiniz efendim? Söyleyecek de çok fazla bir şey var bilmiyorum ama buyurun. Ülkede hiçbir şey bizi sarsmıyor öncelikle ama bu derinden sarsmalı sadece siyasetçilerin, devlet adamların değil, bu ülkenin e, başta dini inanç alanına, e, ilim insanlarından, akademisyenlere, entelektüellerine, aydınlarına, her bir ferdine, her bir anne babayı, her bir vatandaşımızı sarsmalı, öfkelendirmeli de, öfkelendirmeli ki bir sorgulayalım. Bugün bir ilahiyat profesörümüz ismini de vereyim. Hayri Kırbaşoğlu Hoca çok sever sayar saygı duyulacak bir akademisyendir. O da diyor bunun üzerine örtmeyelim, bunu derinleştirelim ki bir daha bu tür olumsuzluklar bu ülkede yaşanmasın. Cumhuriyet'in arka planında Osmanlı'dan itibaren aslında bir buçuk asırlık kademe kademe olgunlaştırarak geldiği bir modernleşme çizgimiz var, bir serüvenimiz var. Tabii Cumhuriyet'in de kendi aldığı mesafeyi eşitlediği yer, özellikle kadınlarımızın toplumsal hayatta aldığı mesafedir. İşte 5 Aralık Yeni Yıl dönümünü seçme ve e, seçimler kutladık. Ee, burada birey olarak vatandaş olarak hele hele toplumun dezavantajlı grupları kendini koruyamayacak. Yani çocuklarımız, evlatlarımız. E, yani sizler de öylesindir muhakkak. Hani ben ifade etmemde de bir beyis yok. İlk kız çocuğu babasıyım. Ama yani bu Azam tür seçim haberleri seçim izleyince biz bu ülkenin evlatlarını elbette kendi çocuklarımız da dahil hiçbirini ayırt edebilmek gibi bir hakkımız yok. Tekrar başa dönersem yani bu bizi sarsmalı. Yani öfkeyle beraber sarsmalı. Yani bunun akli izah edilebilir hiçbir tarafı yok ama kapalı toplumlarda maalesef ister dini referans, ister başka referanslar. Bu tartışmaları yapmalıyız, berraklaştırmalıyız. Ama önemli de bir ortak payda ortaya çıkıyor artık hangi referans sahasından olursa olsun e, utangaç olarak da e, tepkisini ifade edenler var ama bu meseleyi bir iktidar muhalefet meselesi de değil ama e, iktidar sözcüsü Sayın Çelik işte basından izlediğimiz kadar tabirini kabul etmiyorum yani siz hükümet etme mesuliyetindesiniz Ta burada son talilde yargının kesin hükümlerle Maalesef bu ülkede yapanın yanına kar kaldığı bir süreç değil. Bilakis bir kuvvetli emsal üretecek bir hükmü çok kati bir şekilde vermeli. Farklı farklı vesilelerle bu zamana kadar yapılan yanlışların üzerine örtmek gibi e, iktidarın ne diye de bir takım dini referans sahalarıyla ilgili yaptığımız tartışmalarda tabi bir refleksi var, savunmacı bir refleksi var. Buna hiç gereği yok. Hiçbirimiz birinci derecede Sorumlu olmadığımız hiçbir şeyin e, sorumluluğunu almak gibi de bir şey yok. Bu Ama noktada araya girip evet, bir biraz, soru, sormama, biraz çünkü, değil soru mi? sormama izin verir misiniz Sayın Genel Başkan? 3 Aralık'ta bu konu Timur gerçekten son dönemlerin en önemli haberciliğinden birini gerçekleştirdi. Bir Gün gazetesi de Timur Soykan'da. Siz ilk tepkiyi veren liderlerdensiniz. Önce tip genel başkanı altılı masada veren. ilk veren değil. Tabii tabii, evet, tabii tabii, Ben şu yüzden söylüyorum. Bunun üzerine yazı da yazdım bugün. 7 Aralık'ta 11.33'te tepki verdiniz. Akşam biz yayın yaptık. Yayından sonra işte Meral Hanım gece e, gün dön, döndüğünde yani e, 08 e, 8 Aralık oluyor. 0.11'de sanıyorum Kemal Bey tweet attı. Niye bu kadar beklediniz? Ya açıkçası ben hani özel bir sebep yani hiç şüphesiz ama herkes sustu. Yani şöyle ki sosyal medya susmadı. Orada insanlar tepkilerini verdi. Fakat bütün siyasiler sizin verdiğiniz geç mi Evet, sizin verdiğiniz tepki hiç şüphesiz çok kıymetliydi. Yavuz Ağralioğlu'nun verdiği tepki vardı. Fakat bana göre geç kalınmıştı. Bunun özel bir nedeni bir bir anlamı var. Mesela ben Temel Bey niye hala bir şey yazmıyor söylemiyor merak ediyorum elbette ki bu soru size değil... Sorunun şu kısmı size. Niçin 7 Aralık'a kadar beklediniz? Ya benim için de özel bir sebebi yok. E, tabii gündem içerisinde bu da mutlaka kadrajımızda ilk duyduğumuz andan itibaren e, siyasetin e, biraz evvel yani de ifade ettim. Size geç bilgi verildi? Hayır hayır hayır. Neticede takip ediyoruz biz gündemi. E, bir arkasına önüne de baktım açıkçası. Hani İnsan Ama, inanamıyor çünkü değil mi? Aa, hani evet, şöyle e, e, hani bir kabul edilebileceğiniz hatalar var bir de hiç akıl e, teğet geçmeyecek. E, hangi çağda yaşıyoruz yani 2021 yılındayız. Artık bu tür hani e, bir hata var kusur var bir de kural hatası var yani bu doğrudan maçı iptal edeceğiniz bir hatadır. O açıdan e, ben Türkiye'nin aldığı mesafeye hiçe saymaktır, yok var saymaktır, ihanettir. Yani özel bir sebebim yok açıkçası. Yani akşam sen Karamollaoğlu'da bir başka televizyondaydı. Evet. Onun da bir takım değerlendirmeleri var. Elbette Belçika hassasiyetleri de çizmiş ama ben siyasetin hangi alanından olursa olsun yani özellikle bu hadiseyle ilgili geçmişte de maalesef Türkiye'de tabi dini arka planına baktığımızda o kadar çok derine inen Problem sahalarımız var ki yani Türkiye'de işte biraz evvel konuştuğumuz serüven vatandaş haline getirmek, birey haline getirmek. Bu ülkede önemli ölçüde başarmışız. Bu ülkenin büyük çoğunluğunu vatandaş birey haline yani kaza ehliyeti kendi yaptığının hükümlerine, sonuçlarına katlanacak noktaya getirmişiz. Ama hala e, özellikle dini alanda biz kolaycılığımız da var. Yani birinin ceketinden yapışalım o bizi cennete götürsün Peki, Sayın gibi. Kela Başkan? Bunu da kabul etmek mümkün değil. Eee şu Gürkan devam ediyoruz herhalde. Ee, bu tarikatlar bu şi, tarikat, meselesini tarikat, biraz evet, soralım istersen. Yani biz tamam. ben de merak ediyorum siz Tabii. Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak aynı kanaatte misiniz? Bütün bileşenler olarak. Siz iktidara geldiğinizde gelirseniz eğer Tarikatlara bakışınız nasıl olacak? Mevcut iktidardan farklı mı düşünüyorsunuz? Şu yaşanan olayları yani bir tarikatlar, cemaatler ha. noktasında değerlendirdiniz mi? Ya da bundan sonraki toplantılarda bu masaya gelir mi? Türkiye için çünkü çok sarsıcı bir haber oldu bu. Bundan sonra bunlar yaşanır Kesinlikle mı? Tarikatlara nasıl baktığınızı merak ediyorum. Kesinlikle gelmeli. Yani biz çizgimiz açık şeffaf yani Türkiye'de kaynaklarından maddi kaynaklarından kaynaklarından başlayarak bu örgütlü alanda dini örgütlü alanda maalesef bu tür suistimaller yeni değil pek çok vaka yaşadık. Yani Bursa'da olan hadiseye şey, e, gazeteci olarak ba İsmail Saymaz'ın Saymaz evet, da mi? gene Temur Soykan da bir kitap var. Ee, O Aynı konuda. Badihi Şeyh diyebilirim. Ee, evet. Şimdi biz maddi kaynaklarından başlayarak bu alan Düzensiz, kurtarılmış bir bölge hüviyetinde olmamalı. Tabii vatandaş olarak biz insanımızın sahibi devlettir. E, aynısı FETÖ meselesinde de Türkiye'ye gündeme geldi. Bu milletin çocukları çalındı. Bu münferit bir hadise olarak bakamayız. On binleri, yüz binleri bulmuş bu kadar zaman içerisinde. E, böyle bir sonuç üretecek mekanizmayı devlet olarak siz sessiz kalabilir misiniz? Buna bir refleks üretmeniz, bir antikor üretmeniz lazım. Yani cemaatler, tarikatlar, dini örgütlenmeler, elbette devlet temel perspektifimiz itibariyle bütün alanları e, yani bireysel e, demokratik tavır alanları olarak inanç alanları olarak ama bu alanlardaki suistimallere karşı çok süratle hukukun da net çizgilerini çizmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu alanları e, isteseniz de düzenleyebilme ama e, böyle kurtarılmış bölgeler haline getirerek buraların asli iddiaların ötesinde bugün şirketleştiği, adeta bir akreditasyon kuruluşuna döndüğü ve en nihayetinde gördük ki devlete ele geçirmek gibi bir hedefe yönelen örgütlenme düzeylerine gelmişler. o zamanında o işte Gülen cemaati denilen daha sonra FETÖ olarak karşımıza çıkan bu tarzda sizi rahatsız eden bir cemaat ya da tarikat var mı Türkiye'de? E, Türkiye'de pek çok örgütlenme var. Yani Anadolu'nun her... Birçok tarikat var, cemaat var ama o noktada sizi a çok rahatsız eden... Ee, yani gidişatı bizi rahatsız ediyor. An, şu şöyle. an devlet yapılanmasında Sayın ya Genel Başkan olan, etkin olan e, ve sizin kulağınıza gelen söyleyebileceğiniz bir tarikat, cemaat var mı? Ya bugün iktidarın yedeğini aldığı birkaç e, dini örgütlenmenin dışında pek çok örgütlenmenin bugün özellikle yaşadığımız süreçlerin silahlı kuvvetlerden başlayalım, emniyetten adliyeye. E, örgütlendiği iddiası ciddi bir iddia ve Türkiye bir travma yaşamış. Bu iddiaları hepimiz ciddi almak mecburiyetindeyiz. Devlet ele geçirilecek bir alan değil. Maalesef, maalesef Türkiye'de hukuk devleti haline gelemediğimiz için siyasi örgütlenmeler, dini örgütlenmeler devleti ele geçirerek kendi hukukunu koruyabileceği gibi, kendi fikrini devletin, kamunun gücüyle beraber kendi dışındakilere dayatmak gibi bir tercihimiz var. Bu fasit daireden Türkiye'yi çıkarmak mecburiyetindeyiz. Bu sadece Türkiye'nin de problemi değil. Birleşik Devletler'den tutalım değilim. Pek çok kült figürler, bu tür dini örgütlenmeler, oralarda da bu tür problemler ortaya çıkarıyor. Elbette burada devletin denetleme mekanizmaları hukukun çok katı bir şekilde işlemesi gerektiği ve müsamaha etmemesi gerektiği kanaat. Bizde biraz daha fazla gündemde olduğunu dünyanın diğer ülkelerine göre düşünüyor musunuz peki tarikatlarca? Elbette Cemaat. coğrafyamız biraz evvel ifade ettim. biz birey haline getirmek, vatandaş haline getirmek. laiklik prensibi zaman zaman da ifade ediyorum Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasi, hukuk ve laiklik aslında birlikteliğini milli güvenlik şemsiyesi olarak görüyorum. Biz laiklik prensibini de maalesef sadece din parantezi içerisinde hapsederek algıladık. Oysa devletin eşit vatandaşlık hukuku temelinde her bir vatandaşına eşit muamele yapan, her bir vatandaşına eşit hizmet veren bir anlayışın netice itibariyle aktif hale getirmektir. Bu alan çok problemli bir alan, suistimali açık bir alan. Elbette derin kökleri var, İnsanlarımızın bu tür örgütlenmeleri, netice itibariyle yasaklayabilme şansımız yok. Ama devlet olarak sizin yanlışları müsamaha etmemek gibi yapılan yanlışlara kati hukuk mecrasında sonuçlar, hükümler verecek süreçleri çok süratli işletmek gibi bir mesuliyetiniz var. Peki ben tekrar devam edeyim oradan ama izin verirseniz. Ya tarikatlar sizce kapatılmalı mı? Yoksa bir e, formül mü uygulanmalı? Ne yapılmalı? Yani mesela şimdi sadece bu olaylarla gündeme gelmiyor. Az önce işte sevgili Deniz de söyledi, Pınar da söyledi. E, bir büyük şirket gibiler. E, az önce siz de beyan ettiniz. Bir akreditasyon kuruluşu gibiler. Evet. E, bu sonuçta devlet bu alanlara girmeli mi? Müdahale etmeli mi? Buraları kapatmalı mı? Kapatmakla çözüm bulamazsınız. Buraları şeffaf... E, Diyaneti de bunun içine alırsanız mesela diyanet ne yapmalı? Diyanet başkanlığı bu konuda ne yapmalı? Ee, yani Türkiye'de bir yanıyla baktığınızda eğer diyanet örgütlenmesi olmasın her bir e, ibadet yerinden bu tür örgütlenmeler fışkarır. Yani bu tarafını da göz ardı etmemek lazım. Ama bütün bu alanlar çok kati %100 oranında kontrol altına alabileceğiniz bir alan değil. Toplumsal gelişmeyle de alakalı alanlar. O açıdan ben burada kritik cümlenin maddi kaynaklarından başlayarak bu süreçlerin şimdi geçmişe gidelim. İşte Osmanlı'da değil mi? İcazet kurumu var. Böyle bir kontrolsüz bir alan, bir piyasa değil orası. Şimdi ama bizde e, beyliğini ilan eden insanlar gibi farklı farklı Anadolu'nun pek çok noktasında kamuoyunun belki önüne çıkmamış e, küçüklü büyüklü bu tür pek çok organizasyon var. Burada temeli tabi dini eğitimden başlayarak insanlarımızın ee, biraz evvel de ifade ettim yani birisinin ceketine yapışayım o beni alsın götürsün ee, cennete mantığında bir dini anlayışı itikadı Türkiye'de dönüştürmek değiştirmek mecburiyetindeyiz bu noktada dinin referansları var Türkiye'yi, Türk milletini bizim dini inanç, İslam yorumumuza baktığınızda da doğrudan Arap Yarımadası'ndan gelmemiştir yani Horasan Mavera Ün bir süzgeçten e, İmam Maturidi Ekoli dediğimiz Allah peygamberler kitap göndermeseydi bile insan aklıyla doğruyu bulurdu diyen bu referansla yoğrulmuş bir zihniyetimiz var. Ama tabi bugünün özellikle sosyal medyada dahil olmak üzere sosyal mecralar bu tür örgütlenmelere hem imkan veriyor hem başka tür zihni olarak manipüle edebilecek çok çok marjinal fikrinde yayılmasına imkan veriyor. Peki başlayalım altılı masaya. <gülüyor> şey yok. <laughs> milli, milli sporumuz. sporumuz. Pardon. Devam edeyim mi? Bu konu konuda ha. mı? Hayır altılı masada. Tamam buyurun buyurun. E, adayın açıklandığı konusunda geç kalındığı yönünde hem medyada hem aydınlar arasında sokakta da doğrusu böyle e, bu konuda neden gecikildi ya da gecikildiğine inanıyor musunuz ve sorulan sorular belki siz de öyle söyleyeceksiniz biz hiç şu ana kadar adayı konuşmadık dediniz ne konuşuyorsunuz <laughs> Türkiye'nin can Erdoğan alıcı... önce soruyu sordu, cevabı verdi, evet. sonra başka bir soru sordu. <laughs> Buyurun Sayın Genel Başkan. <laughs> Türkiye'nin can alıcı, can yakıcı o kadar çok meselesi var ki hem yapısal, hem konjöktürel hem aktüel Tüm bu meseleleri konuşuyoruz. Tabii kamuoyu haklı taleplerle bu soruyu sormalı, soruyor da zaten. Ama siyasetin bir momentumu var, bir tabii zamanlaması var. Ee, özellikle Türkiye'nin hangi sıcak iklimde, iktisadi, ekonomik toplumsal siyasi şartlarda o sıcak eşiğe seçimin deyim yerindeyse hani maratonun projektörlerin altında stadın içinde koştuğumuz eşiğine geleceğini e, bilemiyoruz. Türkiye aha, pek çok riski bünyesinde depo etmiş vaziyette ekonomiden başlayarak. Bütün bunlarda siyasetin o algoritmasını, parametrelerini değiştirebilecek unsurlar. Ama ben geç kalındığı kanaatinde değilim. Netice itibariyle Türkiye'de aday böyle göktaşı gibi gökten düşecek hali yok bir geçmişte olduğu gibi iddiasız no name farklı alanlardan değil en azından bizim fikrimiz siyasi alanda icracı iddiası olan politik figürlerden oluşacak. Sayın Başkan bir dakika geçmiş zamanda olduğu gibi no name isimler e, yani dediniz. Ekmel e, ekmel e, ekmelettin, İhsanoğlu. Tabii, tabii. Tabii. Yanlış bir isim olduğunu ee, düşünüyorsunuz o gün için. Evet. evet yani netice itibariyle Sayın Erdoğan kuvvetli bir politik figür. Bunun karşısında siz hele hele cumhurbaşkanlığını e, atfettiğiniz mana, e, Türkiye'de 80 sonrası zaten cumhurbaşkanlığımız e, normal, sembolik bir cumhurbaşkan değil. Kurulan mekanizma itibariyle pek çok önemli yetkisi vardı. Ama e, 2014'ten e, itibaren, daha doğrusu seçimle e, Cumhurbaşkanlığı seçilmeye başladığı andan itibaren arkasında bir toplumsal meşruiyet alan politik figürlerin siyasi alandaki özgül ağırlığını göz önünde bulundurmak lazım. Bugün geldiğimiz nokta onun da çok çok ötesinde bir nokta. Bugün adeta hani ben öyle tarif ediyorum bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sınırsız yetki ve hiçbir denetleme mekanizmasının olmadığı bir sistem burada e, icracı bir hüyeti olmak mecburiyetinde. Hele hele bugün eleştirilerimizin temeli e, sistematik Türkiye'nin ekonomiden başlayarak bütün toplumsal sahalarda açık vermesinin en önemli sebebi bu, bu yapısal bozulmadır. Bu noktada bir geçişi, kriz yönetimini yönetecek bir siyasi akla, perspektife, ilişkiler ağına e, sahip olmak bu da e, politik bir tecrübeye gerektirir. O açıdan ifade ediyorum. İcracı olması gerektir dediniz ama e, netice itibariyle siz icraat iddianızı ortaya koymalısınız. Karşıda icracı hüviyetiyle e, bugün Sayın Erdoğan var ve uzun yıllardır iktidarda olmuş bir siyasi partinin genel başkanı. bunun O açıdan iddialarınız toplumun e, geçmişte olduğu gibi sembolik hüviyetiyle değil, hem e, elinizde ekonomiden dış politikaya bütün bu politika sahalarında bir performans koyacak bir e, siyasi e, perspektifiniz olmalı. Hem de onun ötesinde iddiamız bu yanlış giden sistemi değiştirecek, orada da bir siyasi krizi yöneterek bu değişim sürecini yönetebilecek bir performans koyacak. O açıdan icracı hüviyetini çok önemsiyorum. Peki Bunlar. ben merak ediyorum Sayın Genel Başkan sizin Gültekin Uysal'ın gönlündeki Cumhurbaşkanı adayı ya da gönlünüzde işte bir liste var mı? bizim tahmin ettiğimiz bazı isimler var sizin destek verdiğinizi düşündüğümüz isim mesela ama ee, yani Gültekin Uysal mesela Cumhurbaşkanı adayı olarak belki isim vermeyeceksiniz ama gönlünüzde var mı bir aday ya da iki aday? Sevgili Pınar ya istersen e, Sayın Başkan'ın bundan yaklaşık bir 4-5 ay önce attığı ve gündeme bomba gibi düşen bir tweet'i var. O tweet'i ekrana bir verelim. E, hatırlayacaksınız. E, Kimin sevgili Sinan, değil, olmaması olmayanları gerekiyor. tarif etti. Eskiden Süleyman Bey hmm, onu yapardı. Evet, Olmayacakları söylerdi. 20 e, yıllık AK, AK evet. Parti döneminde. Değil e, Gültekin Uysal'ın Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın tweet'i şöyle: Türk Milletinin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var diyor Uysal. ...1- 20 yıllık AKP döneminde ...sorumluluğa ortak olur, olmamış olmak. Zaten kıyameti koparan <laughs> bölümde burasıydı galiba. İki, seçilebilirlik. Üç. Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından devri sabık muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti devletini kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi. Ee, o soruya bunu ilave etmiş olduk. Yalnız şöyle de bir şey var orada ciddi de bir beğeni almış yani demek ki karşılık bulmuş Sayın Genel Başkan. tweet'ini. 14 bin tweet beğeni evet. evet. <laughs> evet. Sonra ar arkası gelmedi bu gelmedi. tweetlerin onu da söyleyelim. Sonra siz bu tweet'i attınız sonra hatta ben Sayın Genel Başkan'a ulaşmaya çalıştım e, beyanat da vermediniz. E, merak ettik orada kaldı o. Şimdi e, gerçekten hem bu tweet'i de sormak isterim. Evet bir takım rahatsızlıklar var mı diye. Hem de aynı zamanda Gültekin Uysal'ın e, Cumhurbaşkanı adayı kim? <laughs> Zaten cevap ile <Hatifeyle> başlayalım. <laughs> yani hani gönül karda gezer demiş. <laughs> ee, eğer ortak bir aday iddiamız yoksa her siyasi partinin tabiatıyla genel başkanı cumhurbaşkanı adayıdır. Bugün çok yapısal bir dönüşüm var aslında siyasi rekabette. Siyasi rekabetin sıklet merkezi kaydı. Nereye kaydı? Parlamentodan artık hükümetler çıkmıyor. Parlamento rekabeti siyasetin merkezi değil. Asıl, asıl merkezi rekabet Cumhurbaşkanlığı. Partilerin varlığı ve iddiası yürütmeye talip olmaktır. O açıdan siyasi partiler müstakilen eğer siyaset yapıyorlarsa her genel başkanı bu iddiada olmalıdır. Ee, ama bugün Sizde geldiğimiz bu iddiada eğer ortak aday olmazsa iddianızı elbette. devam ettireceğiz. Geldiğimiz nokta itibariyle tabii %50 artı bir dengesi. Hiçbir siyasal partisinin partinin kendi başına bu e, neticeyi alamaması dolayısıyla işte Cumhur İttifakı'na bakalım bu fotoğrafı net görürüz. E, siyaseti kamplar halinde e, bir takım ittifaklar halinde işbirliği sahalarında yapılır hale getirdi. Ben aslında böyle bir sürecin siyaseti rasyonelleştireceği gibi bir beklentim de vardı ama Türkiye'yi daha da kutuplaştırdığı kanaatindeyim. Bu açıdan bakınca önümüzdeki sürecin önümüze koyduğu çerçeveler var. Biraz evvel referans verdiğiniz tweet'in üçüncü bölümünden de başlayarak yani Türkiye'de yaşadığımız bir travmatik dönem, 20 yıllık dönem. Ve bu, bu travmatik dönemin kurumsal hale gelmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında, ister adına yerli desinler, ister milli desinler. Yani siyaset bilimi literatürüne baktığımızda parlamenter demokratik rejimlerde sert kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık modelleri de meşrudur. Ama Türkiye'de uygulanan model bu referanslarla Türkiye'nin ihtiyacı etkin bir yönetim, yürütme, organize edelim, konfigüre edelim, dizayn edelim bu sayıkla hareket edilmemiştir. Sayın Erdoğan'a göre bir elbise dikelim. Adeta şu propaganda da yapıldı. Allah'ın bu asırda bu millete bahşettiği birisi var. Ona yetki verelim. O ne biliyorsa okusun. İşte Sayın Erdoğan'da 20 yıldır ne okuduğunu biliyoruz. Sadece bir soruyu sorsak. Adalet ve Kalkınma Partililere bu yetkileri Sayın Erdoğan'ın dışında birinin kullanmasına razılar mı? Razı olmazlar. Sayın Erdoğan da razı olmaz. Yani bu kadar geniş bir yetkiyi, bu kadar kontrolsüz bir yetkiyi, bu kadar bu hafta mecliste bütçe görüşmelerinde de ifade ettim. Modern siyasi tarihin e, baktığınızda, ilerleyişine baktığınızda, tarihine baktığınızda bir şey görürsünüz. Keyfi rejimleri kademe kademe sınırlandırmak, sorumluluğu hesap verilir hale getirmenin tarihidir. Oysa biz bugünden tarihi adeta geriye doğru akıtırcasına, yani Türkiye'nin tanzimattan itibaren başladığı sürece baktığınızda da işte meşrutiyet, yani e, Sonrasında cumhuriyet, çok partili hayat, bütün bu gelişim çizgisi içerisinde geçerek bugünlere gelmiş. Bugün geldiğimiz çok önemli bir tarih, eşik. biraz evvel tarihi referansları verdiğim kadar önemli bir tarihi eşik. Yani tarihimizde ister sivil ister askeri devlet adamları, entelektüeller, aydınları, o tarihi eşiklerde o büyük değişimleri yapabilecek bir fikri entelektüel sermayeyi de koymuş, liderliği de üretmiş ve bugüne gelmişiz. Bugün bizim altılı olarak üzerimizdeki mesuliyet tam da bu noktadadır. Orada ifade ediyorum. Adeta cumhuriyeti yeniden kuruyormuşçasına, kurumlarıyla, değerleriyle, kuvvetler ayrılığından başlayarak yeniden tarif edecek bir kurucu akla ihtiyacımız var. Şimdi bu ölçekte problemi tarif ediyorsanız, bu netice itibariyle en temel vası politik hüviyetinin, politik kabiliyetinin, politik yetisinin çok yüksek düzeyde olmak mecburiyetinde ve arkasına aldığı siyasi partilerin gücüyle beraber bu süreci yürütebilecek bir akla, tecrübeye de sahip olması gerekir. Bu açıdan ben muhalefetin geçmişte de ifade ettim. 2014'te o zaman dilimiyle bile mukayese ettiğimizde bugün muhalefetin aday problemi yok. Birden çok alternatif adayı var, aday çıkarabilecek potansiyel, e, kamuoyunda kabul edilebilirliği olan çokça insan olduğu kanaatindeyim ama siyasetin elbette son tahlilde bir reel güç denklemidir. Bütün bu toplumsal psikolojinin de çizdiği sınırları göz ardı etmeden bütün bu sürecin içerisinden bir algoritmayı işleterek e, siyasetin tarifini öyle yapalım. Hedefe en az maliyetle en azami e, sonucu üretecek mekanizmayı, usulü icat etmektir. Bizim aslında Erdoğan Bey'in sorduğu hani neleri konuşuyorsunuz? Bütün bunlar da arka fonuna alarak bugün hakikaten Türkiye'nin... Mesela son, o dönem bir araya geldiğinizde az önce Gürkan'ın ekrana yansıttığı tweet'i konuştunuz mu? Yani belli ki bir kriz tepki çıktı. geldi mi, Nasıl kriz yönettiniz? Oldu mu? Ya şöyle Erdoğan Bey ben, ben e, ilişkilerimde de sözümde de açık medeni... Sizi tanıyoruz e, biliyoruz elbette. Yani elbette tepki duyan e, parti genel başkanları oldu. Benim bu tweet'i atarken böyle bir zanla, böyle bir hedeflemeyle değil, ben toplumda gördüğümüz psikolojinin biraz evvel de ifade ettim, önümüzde koyduğu sınırları ifade etmeye çalıştım. Bugün biraz evvel tarif ettiğim o tarihi sorumluluğun ötesinde Türkiye'de mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesim kalmadı. Bugün vazifemiz herkesin hukukundan emin olduğu bir anayasal çerçeveyi oluşturacak, bir iradedir. Bu altılı masanın bu iradesi Türkiye'ye kutuplaşmayı dayatanlara karşı, kutuplaşmayı, tekil iradeyi dayatanlara karşı bir kolektif iradeyi, bir kolektif demokrasiyi değerler manzumesi olarak gören anlayış içerisinde bir alternatiftir. Bütün bunları da o süreç içerisinde ilgili muhataplarımıza ben açık yürekte kendi düşüncemi ifade ettim. Bazen e, biz bütün alanlarda, bütün Yani ve perspektiflerimiz... de Deva Partisi'ne bunu söylediniz mi? Elbette yani... Sayın Davutoğlu'yla da konuştum, Sayın Babacan'la da Ama konuştum. Ama Ahmet Hoca'nın Diğer... alındığı yönünde ee, e, mesela bize Ahmet konuştum. Hoca endişelerini ifade etti. Yani bu iktidardan kopacak kitleler de bir endişe yaratabilir dedi. Ee, bu yönelişin önünü kesebilir dedi. Elbette biz karşılıklı olarak bütün hassasiyetleri, sadece kendi adımıza değil, biz bir müteselsilen sorumluluk, hukuk tabiriyle ifade edelim, böyle bir süreci yürütüyoruz. Hele, hele bugün geldiğimiz noktada her siyasi partinin özellikle kritik bir takım başlıklar da atacağı adamlar, tüm diğer siyasi partileri de ilgilendirir. Bu sorumluluk perspektifinden bakıyoruz. Bu hassasiyetlere ben de yatsımam ama netice itibariyle her siyasi partinin ve genel başkanın kendi bir politik değerlendirmesi var. Okuması var, tarihi süreci anlamlandırması var. Biz de kendi penceremizden... Neyi anlamlandırıyorsak medeni bir şekilde ifade edelim. Ee, şimdi şöyle bir kısa soru sorayım. Tamam. Ondan sonra uzun, e, soru. uzun sorumu sorayım. E, Tweet ile ilgili. Tweet'i silmediniz. Hala evet, aynı şekilde duruyor. mi düşünüyorsunuz? Yani silmemi gerektirecek bir sebep yok. Ben e, <laughs> görüşümde e, e, yani görüşümün içeriği neyi kastettiğimi açıkladım. Burada da biraz evvel ifade ettim. Şimdi e, az önce icracı tanınmış ve siyasi sorumluluk almış birisi olarak tanımladığınız Cumhurbaşkanı adayının olması gerektiği çerçeveyi. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi adaylık için geçiyor güçlü bir şekilde. Sayın Mansur Yavaş'ın ismi geçiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçiyor. Bu üç isimden birisi mi bu adaylık yarışını göğüsler sizce? Yoksa dışarıdan başka bir isim katılabilir mi? Bu kamuoyunda en azından yarış olarak gözüken sürece. Biraz renklendirelim. Ada yadığı başvurularını dalıyoruz da yani pek öyle. çok <laughs> e, farklı farklı toplumsal sahadan cumhurbaşkanı adayı Çünkü olmak istiyor. Var mı öyle başvurular? A çok. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Giden var yani geçmişte gerçekten? bürokrasiden siyasi alanlardan. Kimler var efendim hiçbirisi? Yani çok isim vermiyor. Yani gelip diyorum. size. Ben olabilirim mi? Ee, Valla sivillerini Yoksa... gönderen insanlar oldu yani. Sivi <laughs> <da. CV> gönderiyorlar. Ese <laughs> sürece tabi uzattıkça muhtemelen artık olabilir görüyoruz. Hani süreç bulam uzamadı. Bulamıyorsunuz süreç, herhalde. Süreç, süreç uzamadı. Diye. Sürecin ifade ettim. Bir takım siyasi kararlar, aday belirleme süreçleri. Ne bir saat önce ne bir saat sonra. Ne bir gün önce ne bir gün sonra. Ne bir hafta önce ne bir hafta sonra. Onun bir tabi zamanlaması var. ifade ettim. Ee, ben yani, soruma tekrar geçeyim. Yani Kemal Bey, e, Ekrem Bey ve... Mansur Bey ekseninde tartışma yürüyor. Ve siz az önce Ekmelettin İhsanoğlu örneğini verdiniz. Böyle bir e, maceraya gerek yok dediniz özetle. E, şu anda kamuoyun bu üç isime fokuslandı. Bu üç isim dışında başka bir isim olabilir mi? Yoksa siz bu üç isimden birinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını mı düşünüyorsunuz? Şöyle ben yani ana muhalefetin lideri bir partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı adayı namzeti olmasından daha tabii ne olabilir ki? biraz evvel de çerçeveyi çizdim. Yani bugün e, prensip düzeyinde şeyleri ifade edebilirim. Elbette kişilerle ilgili referansları, her politik figürün, toplumun da ismini ifade ettiğini Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş da dahil olmak üzere özellikle 2019 yerel seçimleriyle beraber hele hele Sayın Erdoğan'ın siyasi serüvenine baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden başlayarak Türk siyasetinde böyle bir beklenti de ister istemez oluştu Ben bunları tabii karşılıyorum ama e, her siyasi partinin kendi cephesinden zihninde bütün bu ölçüleri koyarak terazinin iki kefesi yok 80 tane kefesi var Elbette seçimi kazanmak ama seçimi arkasından bir yanda e, elinizde ekonomiden dış politikaya bütün diğer çok yapısal sahalarda Türkiye'nin ciddi zafiyetleri var sistematik çöküş yaşadığı alanlar var. Bütün bu alanlardan başlayarak, bütün bu süreci yönetecek e, kadrosuyla, programıyla, e, bütün bu başarıyı ortaya koyabilecek bir politik figürdür. E, o açıdan belki tarihimizde yakın siyasi tarihimizde çok partili hayat içerisinde böyle bir dönem yaşanmadı, böyle bir usul de yaşanmadı. Bu tariheşik de böyle bir süreç işliyor. O açıdan. E, bu bahsettiğiniz isimlere karşı bir peşin peşin bir ön yargım açıkçası yok ama e, ifade ettim biz de kendi içimizde e, altılı masayı toplantılarında isimler üzerinden bir değerlendirme yapmadık ama her siyasi parti kendi zeminlerinde isimler de dahil olmak üzere siz yaptınız ha. mı kendi partinizde elbette de. değerlendirmeler Sayın Babacan yapıyoruz. geçen hafta kısa liste var dediğimiz evet. kısa listeyle ilgili kısa listeyle liste hazırlayacağız hazırlayacağız dedi, yani. dedi. Yani o Sayın Babacan o fikrini yani toplantımızda da ifade etti. Bundan sonra daha somut kararlar almamız gerektiği gerçeği ortada. Ee, Cumhurbaşkanı adayı da dahil. Ama ben muhalefetin altılı masa olarak bizlerin e, adayla birlikte iktidara nispetle baktığımızda mukayese en önemli avantajlarından birisi adayla beraber bir kadroyu koyabilmek imkanı fırsatı olduğu kanaatindeyim. Kadroya yani, geçmeden türlü. önce Sayın Genel Başkan, 3 üç isim dedi Gürkan Acır, işte Deniz Gürel söyledi, dedi ki işte Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı masa bileşenlerinin içerisinde, İyi Parti'nin içerisinde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamama ihtimalini dile getiren isimler var. Mesela Yavuz Zareli oldu gibi. Hatta bazı farklı işte il başkanları, Şefik Çirkin gibi mesela. Ee, bunlar dile geldi ve bunların üzerine tartışmaları oldu. Hatta kulak çekme noktasına kadar gitti. Oraya kadar vardı. Şimdi Sayın Meral Akşener'de sorulduğu zaman diyor ki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a biz onay veririz. Bu netlikte sormak istiyorum. Siz Sayın Kılıçdaroğlu eğer aday olursa kazanacağını düşünüyor musunuz? Ee, ya da Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş isminin mi daha avantajlı olduğunu düşünüyorsunuz? Evet, çok. Ve bu tartışmaya ne diyorsunuz? İyi Arka plan vererek sorunuza cevap vereyim. Yani Türkiye'de bugün bu sisteme rıza gösteren, onaylayan, destekleyen 65-35 e bir dengeye oturmuş durumda. Bir yani, daha söyleyin. Yani Sayın Erdoğan'ın şahsında somutlaşan bugün bizim keyfi rejim olarak tarif ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, toplumsal desteğine baktığınızda yüzde %35'ler civarı. Öyle mi? Düştü mü bu kadar? Bize düşen vazife bunun karşısındaki o büyük kitleyi azami düzeyde mobilize edecek, sandığa götürecek adayıyla, kadrosuyla, programıyla bir paket programı halinde bunu üretebilmek. Altılı Masa etrafında siyasi bir araya gelmiş siyasi partilerin bu süreç yönetiminde ortak iradeyle beraber göstereceği, ben adayların kazanacağı kanaatindeyim. Elbette her Sayın Kılıçdaroğlu'nda, Sayın Yavaş'ında, Sayın İmamoğlu'nda, Sayın Akşener'inde yani bu sürecin e, ifade ettiğiniz İYİ Parti'nin il başkanları Yavuz Bey başta olmak üzere bir takım milletvekilleri bu düşüncelerini ifade ediyorlar. Tabidir. Kendi genel başkanların aday olması olmasını Sayın istemekten Sayın Akşener'in böyle bir şeyini evet. seziyor musunuz efendim? Bir adaylık. Ben Sayın Akşener'in beyanları ortada ama milletvekili ve il başkanlarının gönüllerinden dün de zannederim İYİ Parti e, Genel Denize, Sekreteri Denize, Evet evet. Eee e, konuğumdu İYİ Parti Genel Sekreteri yani, Uğur Poyraz. ifade etti. Bu da tabidir. Her partiden bu tür beyanlar e, yapıldı e, ama biraz daha geriye sardığımızda bir sorumluluk duygusuyla bu sürecin gerektirdiği, icap ettirdiği şartları, nitelikleri, e, her şeyin merkezine alarak hareket etmek gibi bir mecburiyetimiz ve sorumluluğumuz var. Türkiye burayı ıskalarsa daha büyük meydan okumalarla, daha büyük çöküşlerle karşılaşacağı kanaatindeyim. Türkiye yönetilemez hale bile gelebilir. Yani şimdi Sayın Erdoğan e, coğrafyamızda e, Suriye'den başlayarak Erdoğanlı, AKP'li bir Türkiye'nin bu ayarlarını ülkenin milli menfaatlerini merkeze alarak yapabileceği imkanı ben kalmadığı kanaatindeyim. O açıdan çok kritik. 20 yılda kaybettiklerimiz var. Şunu da ifade etmem lazım. Sayın Erdoğan'ın şahsında Türk milleti mazeret bırakmayacak şekilde yetki verdi. Yani zaman zaman şu soruyu soruyorum. 20 yılda yapamadığınız neyi bir 5 yılda millet yetki verse yapabileceksiniz, yapacaksınız. Yani Büyük Millet Meclisi'nde de bu bütçe görüşmelerinde altını çizdim. demokrasi ufuklarını gördük. Hukukla ilgili ufuklarını gördük. Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili. Her politika sahasında, çok partili hayata baktığımızda, hafızamızda uzun dönem siyaset yapmış Süleyman Demirel figürüyle karşı karşıya kalırız. Ama Süleyman Demirel'in aktif olarak 1964'te genel başkan seçildiğinden 2000 yılında cumhurbaşkanlığı görevinin sonuna ermesine kadar icracı olarak ne kadar hükümet etme mesuliyeti taşıdı ya baksak 69, 65, 71, 70 ile 80 arası, 71 sonrası yani parçalı bir dönem. E, i̇şte aylara tekabül eden koalisyon dönemlerinden biraz uzayan işte 90 sonrası da 91 Kasım'ında hükümet kurmuş, 93 Mayıs'ında görevini bırakmış. Yani cumhurbaşkanlığı o gün icracı bir hüviyet değildi. Bu açıdan bakınca Sayın Erdoğan'ın ve sahip olduğu imkan, olanaklar, bütün bunlarla değerlendirmek de mecburiyetindeyiz. Uluslararası, küresel iklim, e, politik şartlar, e, alternatifler. Bu açıdan bakınca bir dönemin sonuna geliyoruz. E, ben o açıdan çok tarihi bir e, hüviyette olarak hüviyette olduğu kanaatindeyim önümüzdeki seçimler. Evet. ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabilme noktasındaki evet, sorumu biraz ifade daha ifade ettim. Evet yani kazanabilecek ee, ne düşünüyorsunuz? Ben ben altyapısını ifade ediyorum. Yani burada birliktelik çok çok önemli bir ortak iradeyle beraber Sayın Kılıçdaroğlu da bu evet. sürecin bu noktaya gelmesinde aldığı inisiyatifler, e, gördüğü vazife, bütün bunlar çok kıymetli, çok anlamlı. Kademe kademe örülmüş bir muhalefet bloğu var. En nihayetinde 2019 yerel seçimleriyle beraber İstanbul ve Ankara e, kazanılması çok e, politik değeri e, ve bu iki büyükşehir belediyesinin Türk siyasetinde bir tarafta Sayın Erdoğan diğer tarafta Sayın Gökçe'nin e, değil mi? Hafızamıza zorladığımızda biraz ne manaya gördüğünü biliriz. O açıdan çok anlamlı. Kazanılabilir olduğunu, Sayın Erdoğan'ın da kaybedebileceğini gördü. Zaten Sayın Erdoğan 7 Haziran 2015 seçimlerinden itibaren girdiği süreçler ve bugün yürütmeye çalıştığı bu politik süreç bir suni teneffüs e, alanıdır. E, kamunun gücüyle artık e, Türk siyasi tarihinde arkasına aldığı sosyolojik dinamizmle beraber Sayın Erdoğan, biraz evvel ifade ettim, hatır sayılır büyük krizler, büyük kırılmalar yaşamış olmasına rağmen bu noktaya geldi. Demokrasinin güzelliği orada. Söyleyecek sözü olanlar gelecek, sözü bitenler gidecek. Pınar'ın sorusuna şöyle bir ek yapayım Sonra ben de. Erdoğan, Erdoğan, şimdi altılı masada biz burada konuk ettiğimiz diğer liderlerde de bağımsız olarak konuştuğumuz kişilerde de şu var. işte sistem kazanacak Erdoğan'ın karşısında deniyor. Şimdi altılı masanın bileşenleri de alt komisyonlarda uzunca bir çalışma şu an yürütüyor ve bir uyum çerçevesinde olduğu ifade ediliyor. Adayın altılı masadan bir lider olması mı e, bu çalışmaların daha uygun bir şekilde propagandaya dönüşmesine sebep olur yoksa altılı masadan e, başka bir ismin mi e, olması? Ben tam bu sorunuzla mi? da aslında geçmişte cevap verdim. yani Biz Demokrat Parti olarak fikrimiz, dün bu sorularınız cihetinde cevap vermeye çalıştığım, çizmeye çalıştığım sınırlar, nitelikler, tarif etmeye çalıştığımız prensipler bir siyasi parti genel başkanının olmasının çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Ee, önümüzdeki siyasi rekabette belediye başkanlarının aday olduğunu düşündüğümüzde buralarda hakimiyetin iktidara geçeceğini de göz ardı etmemek lazım. Önemli bir şey söylediniz. Evet, çok önemli bir şey söyledi. sen evet. genel Az önce bir istatistikten söz ettiniz. Toplum eee toplumun 65'in mevcut sisteme karşı olduğunu söylediniz. Yani burada Cumhuriyet İttifakı'nın ifade ettiği yönetim tarzı %35 e, görünüyor sizin verdiğiniz rakama göre. Buna rağmen Altılı e, masanın e, özellikle parlamenter sistem tabanlı propaganda ya da çalışma yapmasına rağmen ve sizi yakından takip ediyorum çok ciddi eleştirileriniz var hükümete. Altılı masanın diğer bileşenleri de ekonomik hayatta, sosyal hayatta. Az önce dediniz ki toplumun herkesimi bu dönemde sıkıntı yaşadı dediğiniz başka bir soruyu konuşalım. Buna rağmen ve 20 yıla hatta 21 yıla rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hala istatistiklerde birinci parti olarak görülmesini sizce nedeni ne? Ya da masada bunu da konuşuyor musunuz? Elbette konuşuyoruz Erdoğan Bey. Çok sebepleri var. Ee, Sayın Erdoğan tek parti dönemlerinde mukayese edelim. Yani kurucu dönemi bir kenara bırakalım. Hiçbir iktidara nasip olmayacak hem dikey hem yatay bir toplumsal meşruiyet sahası ve arkasını aldığı bir toplumsal dinamizmle beraber iktidara geldi. Kademe kademe de bu gücünü büyüttü. Yapısal olarak Türkiye'de %10 barajı başta olmak üzere bir dalga kıran vazifesi gördüğü, fonksiyon gördüğü ve siyasetin bu artık siyahla beyaz arasında sıkıştığı, kutuplaşma iklimine bu ülkenin ortak bütün değerlerinin siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirildiği böyle bir sürecin içerisinde pek çok krizle de karşı karşıya kalmasına rağmen bu noktaya geldi. Sayın Erdoğan aslında Türkiye'de çok çarpık bir mekanizmayı organize etti. Biraz evvel dini örgütlenmeleri konuştuk. Birkaç istisnası dışında, dışında adeta devlete, ranta, kadrolara ortak eder hale geldi. Ve bugün oraları aslında Sayın Erdoğan tehdit ediyor. Yani kendi iktidarı ee, değiştiği takdirde e, bu imkanları kaybedecekleri noktasında bağı altından sopa göstericisine pek çok telkinlerini görüyoruz. Türkiye'de tarımdan başlayarak özellikle 2004-2005'ten itibaren e, zaman zaman da Avrupa Birliği'nin telkinleri. Yani tarımla iştigal eden nüfusunuz çok fazla. Adeta ağacı sallarcasına Türkiye'de bir program yürüttük. Bugün, o biraz Kemal Derviş döneminde başladı zaten. Bugün Şeker ve çerkase, tütünle başlattılar. Evet. Tütünle başladı o süreç. Ee, sistemine kayıtlı çiftçi sayımız ilk defa 500 binin altına düştü. Ama bu kitleler metropollere, şehirlere akıttı. Orada kurulan bir mekanizma var. Yani dini referanslı örgütlenmelerden belediyelere, kamunun sosyal yardımlarına adeta bir kadrolu seçmen haline getirilmek istendi. Ya yani bir ülkede bir devlet, bir hükümet olur mu ki kendi vatandaşını çalışmamaya teşvik etsin? Böyle bir süreç ve kamunun bütün imkanlarıyla beraber bir ahbap çavuş düzeni, hatta biraz daha ileri gidelim. Bir kronik kapitalizm dediğimiz mekanizmayla beraber nasıl bir dağıtım ağına dönüştüğü yani Herkesin bildiği sır mahiyetinde. Şimdi bu gerçekleri hepimiz biliyoruz. Bu açıdan Sayın Erdoğan e, e, siyasette bunca zaman 94 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği andan itibaren ördüğü bir siyasal karakter olarak bir figür, e, şahsi cazibesinde kabul etmek lazım. E, bu açıdan. Kamunun kaynakları ve kolluğu hele hele bugün geldiğimiz noktada. Bir siyasi partiyle rekabet etmiyoruz. İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde gördük. İstanbul seçimlerinin izahı var mı iptalenin? Aslında i̇yi, iyi 6 seçimler. Mayıs 2019 Türk demokrasi için büyük bir kırılmanın anıdır. 6 Mayıs Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimin yenilenmesiyle ilgili karar verdiği gündür. Çok partili hayata geçtiğimiz 46 seçimlerini saymayalım. 14 Mayıs 50'den itibaren iktidarıyla muhalefetiyle darbeler ara dönemlerde dahil olmak üzere sandık ve sandığın işleyişi noktasında e, münferit bir takım usulsüzlüklerin dışında bir sistematik karşılıklı bir suçlama itham olmamış. Ama ilk defa gördük ve ikinci seçimde Cumhuriyet Halk Partisi de bu meselenin çok üzerine gitmedi ama ben her bulduğum fırsatta bunu ifade ettim. E, parti pratiği bilen, seçim pratiği bilen, ...hepimiz biliriz ki sandık başında itiraz etmezseniz... ...seçim kurumunu açamazsınız. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul'da matbu... ...bütün sandıklarda itiraz verdirdi. Ama 800 bin gibi bir fark çıkınca... ...bunu kapatamadı. Şimdi bugün seçim güvenliğiyle ilgili... ...müthiş bir sokakta... ...vatandaşlarımızın endişesi var. Masada komisyon kurdu zaten. Evet. Ya bu endişeyi çok ciddiye almak... ...bugün açık yürekli ifade edeyim. Ben bu ülkenin sorumlu bir vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumlarının verdiği verilere inanmak isterim. Ama bugün kamuoyuna açıklanan veriler bir takım yabancıların vatandaş yapılması da başta olmak üzere. Maalesef bu verilere güvenemez hale geldik. Buradan da bakınca legal illegal, meşru gayrimeşru hangi usulle olursa olsun bu sandıktan bir neticeyi çıkarmak üzerine iktidarın bir örgütlenmesi. 20 yıldır dert edinmemişsiniz. Sayın Genel Başkan, yabancılara e, verilen... Erdem Aktaş şöyle yapsak, sorunuzu reklam. unutmasanız da bir reklama gitsek olur mu? Peki soruyu sorayım öyle gidelim. Öyle gidelim, tamam. Yabancılara verilen vatandaşlık sayısı ile ilgili endişenizi dile getirdiniz. Çok önemli bir konu. Reklamlardan sonra. sonra evet, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la Yüzler Kulübü devam ediyor. Hashtag'i bir kez daha hatırlatalım. Gültekin Uysal'a sorun var başlığıyla bize sorularınızı iletebilirsiniz. Pek çok soru da gelmiş. Arkadaşlarım onları derliyor. Sayın Başkan'a onu soracağız. Yüzler Kulübü kısa bir reklamın ardından devam edecek. Bizden ayrılmayın efendim. Evet sevgili izleyiciler, Yüzler Kulübü'nde ikinci bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı konuğumuz. Ee, Gültekin Uysal'a sorun var hashtag ile, sorularınızı sizde de yöneltebilirsiniz. Aa. Gitmeden önce Erdoğan Aktaş'ın sorusuyla kalmıştık. Erdoğan Bey bir daha yinelerseniz sorunuzu. Sayın Genel Başkan, özellikle yabancılara ve daha doğrusu Türkiye'deki resmi istatistiklere güvensizlik konusunu dile getirdiniz ki çok doğru. Sokakta da öyle birçok kişi. En son TÜİK verileri tartışılıyordu. Fakat enteresan bir noktaya dikkat çektiniz. Dediniz ki yabancılara verilen vatandaşlık da dahil. Şimdi bu birçok açıdan önemli. Bir, bu verinin gerçeği yansıtmaması önemli. Herkese rahatsız eder. İki, bu sandık güvenliği açısından da sorun olabilir mi? Ama e, sizin elinizde başka bir istatistik ya da sayı var mı? Çünkü bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı peyderpey açıklama yapıyor. İnternet ortamında da o rakamları veriyor zaten bütün bütün bu endişemizi biraz evvel İstanbul seçimlerinden örnek verdim. Hani şöyle bir hoş Anadolu tabiri vardır. Tilkinin 40 hesabı var. 40'ı da kümes üzerine diye. Ee, 20 yıl tam onu söylüyordum sizin sorunuzun üzerine. Dert edinmemişsiniz. Aslında 7 Nisan'da yürürlüğe giren seçim sistemi ve don sistemi siyasi partiler kanunu düzenlemenin işte barajın %10'dan %7'ye düşmesinin don değişikliğini konuştuk. Ama bu kısmını konuşmadı çok fazla kamuoyu. Seçim kurulu başkanlarının e, kıdemlilerden oluşurdu. Şimdi kura ile oluşur. Yani, ne sakıncası var? Mı? Burada bir niyet var. Hmm. Burada bir niyet var. E, bugün özellikle 15 Temmuz sonrası bugün hakim ve savcıların büyük çoğunluğu 15 Temmuz sonrası alındı ve onların da hangi ölçü ve parametrelerle işte Türkiye'de geldiğimiz yerin çarpıklığı biraz da orada. Hakim teminatında gerçekleşmesi gereken seçimlere böyle bir meşruiyet zafiyetini bugünden yüklüyoruz. Bu tartışmayı hiç bu kadar bu kadar trafolara kediler girmesinden tutalım 2014 seçimlerinde. kura, kura kula aslında daha demokratikmiş gibi gelmiyor mu yani işte kura çekiliyor Hı. en azından isim belli değil kura çekilecek ve gelecek neden Ama tepkiniz oluşturan kad... oluşturulan kadrolarda politik bir yaklaşım olduğunu herhalde <laughs> pınar hanım bugün e, maalesef çok üzüntü verici e, davamız olsa mahkeme düşen mahkemenin e, hakiminin politik kimliğini merak eder hale geldik. Maalesef yani bu Türkiye için bir büyük problemdir. Yani bir düşünürün güzel bir sözü var diyor ki eğer hakimlere bir toplumda güven kalmamışsa diyor o toplumda diyor e, kamu düzeninden bahsedemeyiz. Türkiye'de bu endişeleri taşıyoruz. Yani hakim teminatında gerçekleşmesi gereken. Şimdi buradan bakınca bütün bunları birleştirdiğimizde Şimdi bir başka örnek. Geçmişte hepimiz seçmen olarak, vatandaş olarak biliriz ki işte seçmen listesinde işte hangi apartmanda oturuyorsanız daireler sıra sıra o dairede kim var, kim yok. Böyle bir denetim yapma imkanını da bugün ortadan kaldırdık. Ve yakında e, zannederim Mersin Mezitli'de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin bir açıklaması vardı. Yani orada bir pilot uygulama yapmışlar. 5-6 bin civarında bir yabancı vatandaşlık verilmiş seçmen kitlesi. Tabii biz çok normal karşılıyoruz. Eskiden isim değiştirmek, soyad değiştirmek, işte mahkemeler yoluyla Bir düzenleme ile beraber bir kereye mahsus olmak üzere sadece bir idari taleple beraber bunu yapabilir hale geldiniz. Şimdi bu tür zafiyetleri, naksaları. Topladığınızda bir büyük endişeye bizi sevk ediyor. Vatandaşta da bu endişe var. O açıdan biz bütün meselemiz hele hele Türkiye'de metropollerden başlayarak doğuya güneydoğuya doğru gittiğimizde oraların toplumsal siyasal iklimi, güvenlik gerekçeleri, bu süreçlerin nasıl manipüle edilebileceği gibi bir takım e, verilere hepimiz sahibiz. Bu ülkede siyaset yapan gazeteciler, siyasetçiler hepimiz bunları biliyoruz. Bu endişeyi ifade ediyoruz. Türkiye'de demokrasinin üzerine gölge düşürmemek icap eder. Bir tarafta baktığınızda AKP işte demokrasi şampiyonluğu, işte milli irade değil mi? Bu tür referanslarla zaman zaman bizim geçmişimizde de referans verip işte Demokrat Parti, Menderes, işte Özal, tabii Süleyman Bey'i ifade etmezler ama işte bu milli irade bu referanslarla ama uygulamaya baktığınızda maalesef artık o arkasında Sayın Erdoğan zaten bugün şöyle bir ruh hali var. Vatandaşa da kızar hali. Zaman zaman ifadelerinde görüyoruz. Nankörler diye bir takım toplumsal kitleleri itham eder hale gelmiş. Hani beni yüzde elliye alıştırdınız. Bugün niye vermiyorsunuz gibi bir hal içerisinde. Bugün geldiğimiz noktada bu endişeleri seçim güvenliği ile ilgili yaşıyoruz. Ve biz tüm siyasi partiler, tüm demokrasiye inanan aktörler, organizasyonlar... Yani Türkiye'de geçmiş seçimlerde yaşadık. Sivil, işte Ankara'nın oyları gibi, değil mi? Ankara'da veya da İstanbul'da, Türkiye çapında bir takım bu tür sivil vatandaşlarımızın örgütlenmelerini bile kendisi için bir tehdit olarak algılayıp bunlara karşı neredeyse terör muamelesi yapacak zaman zaman uygulamaları da yakın seçimlerde gördük devri sabık yaratmak. Deniz bir özür dilerim. Deniz'in sorusu var. Sizde devam edeceğiz ha, tamam. Pınar Hanım ama şey Deniz bir soruya geri dönmek istiyor. Eee yani. önemli. Ya başkan. Yani Ona bir, bir masaya misal... geri döneceğiz evet. Hayır masayla ilgili ilginç bir şey yakaladım diyor. Onu evet yani dedi. şimdi e, tabi evet, biz artık Pınar. isimler üzerinden gitmek tamam. yerine. Tamam. Çünkü burada da hani <laughs> siz burada bir isim söyleyecek haliniz yok. Biz gazeteci olarak soruyoruz. Zaman zaman seyirciden bize de tepki geliyor. Durup durup niye sürekli altılı masayı soruyorsunuz. <laughs> Başka size, gündem yok çünkü. Yani, e, ifade ettiniz. Muhtemelen evde hanımefendi bile soruyordur herhalde size aday kim olacak diye. Yani hani aslında normal bir merak. Geçen tabii. hafta Ali Babacan eşime söylemiyorum dedi. Tabii. Aklımda olan isimleri söylemiyorum dedi. Vallahi şöyle bir şey itiraf edeyim. Bugün kızım sordu. <gülüyor> <gülüyor> ne cevap verdiniz Ona da söylemedim. <gülüyor> söylemedim. <gülüyor> o zaman siz biliyorsunuz ama söylemiyorsunuz. Yani nasıl sordu artık baba adayı açıklayın gibi <laughs> mi sordu? <laughs> baba adayı kim olacak dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle o yüzden bizim arkadaşları sormamız... soruyordur kesin. Kendisi. E tabii yani bugün Gerçekten bir şey ee... söylemediniz mi sen ya başka? hayır söylemedim, söylemedim. Yani yani. İnsan kızına hayır diyemez. Gene evet de. yani şöyle yani verilmiş bir karar yok o nedenle. <laughs> Şimdi şöyle ki Sayın Genel Başkan az önce şöyle bir ifadede bulundunuz. Ben o soruyu biraz geliştirerek soracağım. Ee, yani masadan bir aday çıkması daha doğru olur dediniz değil mi? Yanlış anlamadık evet. herhalde. Ya bunun çok kısa gerekçelendirir misiniz bunu? Ee, ve e, masadan bir aday eğer Cumhurbaşkanı siyasi adayı olursa bir siyasi bir lider daha doğrusu. Hı -hı. Ee, diğer siyasi liderlerin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olması söz konusu olabilir mi? Önce niye masa daha avantajlı olur? Yani bu da aslında bütün program başından itibaren e, bu süreçlerle ilgili tarif etmeye Yani Belediye çalıştığım, başkanları değil de masa. E, yani terazinin iki kefesi yok pek çok kefesi olduğunu da ifade ettim. Pek çok ölçümüz, pek çok yönetmemiz gereken e, risk, imkan, yani. ...siyasetin önümüze koyduğu verilere ışığında ifade ediyorum. Ben siyasi parti genel başkanının olmasını çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Elbette bu hüküm mutlak bir hükümümüz değil. Önümüzdeki süreç içerisinde kamuoyu da, kamuoyunun beklentileri de... ...ama siyasetin reel gerçekleri de ve önümüzde biraz evvel tweet'te de ifade ettiğim... ...bir kurucu aklı, bir kurucu liderliği önümüz süreci sürükleyecek... ...siyasi parti genel başkanlarının olmasını siyasetin tabii gereği olarak ifade ediyorum. E, o açıdan bakınca e, elbette bugün siyasi alanda... ...veyahut da diğer toplumsal sahalarda da kamuoyunda temayüz etmiş, kabul görmüş... ...Türkiye'de çok insan var. Muhalefette de ifade ettim. Bugün e, aday kıttığı falan yok. Bilakis aday bolluğu var. E, bu açıdan e, ben e, önümüzdeki sürecin ifade ettiğiniz yürütülmesi, geçiş dönemi, sonrası bütün bunları çalışıyoruz. Siyasi partilerin ortak iradesi kademe kademe ortaklaşarak program dahilinde de temel politika sahalarındaki bakış açılarıyla da son olarak Bilkent'te işte parlamenter demokrasiyle ilgili anayasaya tekabül eden değişiklikleri nasıl formüle ettiğimizi paylaştık. Bunun dışında da yürüyen, ekonomi başta olmak üzere diğer bütün sosyal, toplumsal, İktisadi alanlarla ilgili hazırlıklarımızda arkadaşlarımız yürütüyor. Her toplantıda e, berraklaşmış olanların da üzerinden genel başkanlar olarak geçiyoruz çünkü bir takım genel başkanların ortak kararıyla temel tercihlerin belirlenmesi gerekir. Bütün bunları da konuşuyoruz. Siyasi parti genel başkanlarının e, konumu bu e, zaten bir kolektif sorumlulukla yürüyor ama bir şeyin altını çizmek isterim hiçbir şekilde netice itibariyle adayın Türkiye'yi yönetecek milletin yönetme iradesini verdiği e, Cumhurbaşkanı'nın, seçilecek Cumhurbaşkanı'nın hiçbir şekilde elini kolunu bağlayalım gibi e, bir anlayış değil. Bilakis onun bu e, inisiyatif sahalarını genişletici, iradesini kuvvetlendirici bir politik bakışımız var en azından bizim. Ama bugün de zaten e, bunca zamandır 16 Nisan referandumundan itibaren 2018 seçimi, 2019 seçimleri, dörtlü ittifak olarak başlayıp bugün büyüyen önümüzdeki süreçte e, elbette bugün bir irade var. E, seçim sürecinin getireceği o e, birliktelikler nasıl şekillenir? Bugünden bir şey söylemek zor ama neticede ortada bir irade var. Siyasi parti genel başkanları da sürecin her daim içinde olacak. Genel başkanların e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olma e, fikri dillendiriliyor. Siz buna sıcak bakar mısınız? Bir de milletvekilliği meselesi var. Meselen. Evet. Bu bu tercih meselesi ama neticede bütün hiç bu hiç gündeme geldi mi masada bu konu? Bütün panik. bu elbette geçiş süreciyle ilgili bir e, her siyasi partinin bir çalışması var. Bütün bunları da önümüz toplantılarda değerlendireceğiz ama somuta e, karara bağlanmış bir e, mesele değil. Peki buna konusunda Soru. bir tarih verebiliyor musunuz? 6 ay var herhalde seçimleri. Şu anda eğer Haziran 18'de olacaksa, eğer Mayıs'a kayacaksa 5 ay kadar bir süre kaldı. Bayağı ee, da az kaldı aslında değil mi? Gerçekten az kaldı. Ee, bir tarih verebiliyor musun? Yani veremem ama Ocak ortası demişti. Şöyle Pınar Hanım yani e, e, hani tekrar altını çizeyim siyasette bir doğal zamanlaması var. Biz de, bir de ona göre bir beklenti içerisinde... girmiş süreci var. Biz de size sormayalım artık. <laughs> hani bir tarih verirseniz biz de biliriz bize çünkü kızıyorsunuz ee, belki. Aa, niye kızalım? Hani, i̇şte altılı aday işte şey masanın adayı ee. kim sorulsa ama çok doğal bir soru ee, e, maalesef. Sizin sormanızla başka mı? arkadaşların sormasının başka bir niyeti var. Yani o bir manipülasyon aracı olarak onlar da rekabet için yani bunlar normal için, ben onlara da rakip böyle olacaksa bir, merak kesmek herhalde son derece e, doğal diye de düşünüyorum. Elbette şunu hani o... hangi prensibi, hangi değeri, hangi ideali ifade edersek, hangi programın unsurlarını propaganda unsuru olarak kullanırsak kullanalım, kullanalım Bütün bu süreci taşıyacak olan o siyasal karakterdir. Bu tabidir. Ben o açıdan biraz evvel de altını tekrar çizmek isterim. Yani kuvvetli bir adayı kuvvetli bir adayla beraber yanında kuvvetli bir kadro. Şimdi iktidarın kadrodan neyi kastediyorsun sayın başkan? Yani ben, ben Türkiye'nin çok kritik kur yani. sadece politik olarak siyasi partilerin bu süreç içerisinde görevlendireceği görev vereceği kişileri kastetmiyorum. Bürokrasiyi kastetmiyorum. Evet ben Washington büyükelçim de dahil olmak üzere benim MIT müsteşarım da dahil olmak üzere kritik milli güvenlikten ekonomiye toplumsal alan içerisinde insanlarımızın bir siyasi değerlendirme yaparken önemli bir ölçü olabileceği kendi risklerini, beklentilerini icra edebilecek o kadroyu topluma göstermenin doğru bir strateji olacağı kanaatindeyim. Hmm. Bunu çalışıyor ediyorum. musunuz öyle isim isim altılı masada bu önemli kritik koltuklar için? Şu an, an için hani elbette siyasi partilerin kendi kadrolar içerisinde var. Akademik alandan da, bürokratik alandan da, sivil alandan da Türkiye'nin çok yetişmiş, ben Türkiye'nin üzüldüğüm en önemli iş. Maalesef bunları konuşmuyoruz. Türkiye bir tarihi ıskalayabilir. Neyi kastediyorum? Bir demografik fırsat penceresi. 2000 ile 2038 yıllar arası ve 2023'ün eşiğindeyiz. Ne, ne var 2000 ile 2038 arası? Aktif nüfusunun pasif nüfusuna mukayese ettiğinizde yüzdesinin yüksek olduğu bir dönem. Açın biraz sayın başkan. Fransa'nın 116 yılda yaşadığı yaşlanma sürecini Türkiye 2038 yılına kadar yaşayacak. Hı. Ve bu süreci yönetmek mecburiyetindeyiz. Gençlik istiyorsunuz. Diyorsun. Elbette ama bunu bugün artık dünyada rekabetin artık ülkeler, tarih milletlerin yarışı deriz. Sadece milletlerin yarışı değil. Yani şirketleriyle, üniversiteleriyle, şehirleriyle, bireyleriyle bu rekabette bu niteliklere haiz insan unsurunu beşeri sermayenizi yapılandırmanız lazım. Şimdi önümde bir not var. Buradan birkaç rakam vermek isterim. Buyurun. Nasıl yapacaksınız? Yani ÖSYM'nin yayınladığı 2022 yılı YKS sayısal verilerine baktığınızda bu ortalamalarla Türkiye'nin işte bilişimi konuşuyoruz, yüksek katma değerli ürünleri konuşuyoruz. Bu dönüşümü yapabilmesinin imkanı yok. Yani eksi netlerle üniversitelere kabul ettiğimiz öğrencilerimiz var. Yani tarih bölümüne son sıradan girip eksi net yapanlar girdikleri kimi üniversiteler? Anadolu Üniversitesi eksi 0.8 net. Selçuk Üniversitesi eksi 1.3 net. Biz bugün kendi insanımıza ve müthiş bir orta eleman açığa geliyor. Bütün bu alanları Türkiye'nin sadece günlük, aktüel tartışmalarımız değil. Böyle bir perspektifle bakmak mecburiyetindeyiz. Bugünden yarının kaynaklarını kullanıyoruz. Yarının imkanlarını kullanıyoruz bir diploma endüstrisine dönüşmüş bu üniversite sistemiyle beraber Türkiye'nin yol alabilme imkanı yok. Anadolu'daki üniversitelerimiz perişan vaziyette. Siyasetin arka bahçesi haline getirdik. Çok kategorik bir ayrımı da ifade etmek isterim. Biz zaman zaman işte geçmişte üniversitelerde sandıklar koyduk, seçim yaptık güya. O yetmedi. Hakimlerin de, savcıların da önüne koyduk. Buraların nasıl politize olduğu hepimizin hafızasında çok temel bir ayrımı yapmak durumundayız. Sandık idare alanı bir referans değeri değil. Politik alanın bir referans değeri. Şimdi buraları yani silahlı kuvvetlerin içine sandık koyabilir misiniz? Bu tecrübeden de gelerek en nihayetinde Sayın Erdoğan bunu kaldırdı. Şimdi keyfince atıyor. Aday olmanın şartı ya eski milletvekili olmak ya AKP'den aday adayı olmak veyahut da aday olmak veyahut da belediye başkanı olmak. Milletvekilliği sonrası atanacağınız bakan yardımcılığından rektörlüğe, büyük elçiliğe, bu kurumları e, sıkıştırdığınız parantez burası. Ama öbür tarafta biz müthiş bir orta elemanı, fabrikalar kurmuşsunuz, sermayeye yatırmışsınız, yatırımlar yapmışsınız. Buraları işletecek insan unsurunu Türkiye'nin problemi var. İş gücü piyasasında arz ve talep maalesef bu yanlış politikalarla beraber. Sosyal medyada her gün mutlaka her programınızda sizlere... Mezun olmuş atama bekleyen ziraat mühendislerinden, öğretmenlerden her şey yıl mütemadiyen da. değil mi? Sistematik olarak belirli alanlarda devletin atama yapmasını bekliyoruz. Bu kadar üniversite açmışız ama maalesef Türkiye'nin e, insanımızın eğitime erişimini formüle ettiğimiz kod yanlış. Fiziksel binalar ayağına götürmek değil. Bugün Türkiye'de ilk defa bu yıl on binlerce gencimiz yüksek puanlar almış olmasına rağmen evet, açıkçası. İstanbul başta olmak üzere üniversitelerde tercih yapamadı. Sebebi son bir yılda özellikle yaşadığımız bu hayat pahalılığı dolayısıyla yerleşik vatandaşlarımızın ne ev alabildiği, ne ev kiralayabildiği İstanbul, Antalya gibi yakında Alanya'daydım. Oralarda da müşahede ettim. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Biz buradan bile baksak Türkiye'nin hangi riskle karşı karşıya kaldığının Şimdi bunca zaman geçmiş. Biraz evvel de ifade ettim. 20 yıl iktidardasınız. Yani bu alanla ilgili yaptığınız düzenleme şimdi yakında Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması vardı. İşte yok başkanıyla konuştuk. Formasyonlarla ilgili işte üniversitenin son 3 4 yılı e, ya yani bu üsülle Türkiye'nin başarıyı erme şansı yok. Ben çok minik bir Erdoğan lütfen. Bey çok lütfen. Evet, şunu çok merak ediyorum Sayın Genel Başkan. E, Aday açıklanırken bir daha sormayacağım adayla ilgili ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etmek durumunda kalırsa kendisi ben adayım diye masaya herhalde gelmeyecektir diye düşünüyorum. Adaylığını ya da bilmiyorum belki öyle gelecektir adaylığını. Gültekin Uysal Demokrat Parti lideri olarak siz açıklar mısınız ya da bir adayımız önerir, sayın, misiniz? önerir misiniz yani? Pınar Hanım, biz tabii e, Sorumluluğumuz var. O sorumluluklar çerçevesinde kamuoyunu ifade edebileceğim kadar diğer sayın genel başkanlara da biz prensip olarak bunu da konuştuk zaten. hani adayın nitelikleri hususunda elbette ister istemez isimler üzerinden de değerlendirmeler. Ben açık fikirlilikle bütün bunları paylaşıyorum. Ee, ama şunda bugün sayın Akşener'in e, basına da yansıyan beyanları var ve altını çizdiği bir şey var. Tarihi şartların bize emrettiği Ortak adayla bu seçim sürecinin o azami mobilizasyonu, toplumsal kitleleri seçmeni, hedefe götürebilmenin en temel stratejisi olduğu kanaatindeyim. O açıdan adayın isminin önemli olmakla beraber bütün bu süreci kodladığımız bu mekanizma içerisinde ben daha da yerini bulacağı kanaatindeyim. Sayın Kılıçdaroğlu olur, aday isimler üzerinden bugün bir şey söylemek istemem, bunları konuşuyoruz. Bu sürecin yönetimidir esas olan. Elbette siyasi rekabet. iki düzlemli bir rekabet var. Birisi Bak, sor, sorduğum soru Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmaması meselesi değil. Eğer siz, aday, aday, aday niyet olursa, olursa e, siz teklif eder misiniz? E, e, siz önerir misiniz? Ya yani bir belki de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday ol, olmayı düşünüyorsa belki kendisi e, sunum Dur, yapacak. Bu değerlendirmelerimiz Ama şöyle olmayacaktır. Pınar hanım. Hani masa etrafında bir araya gelmiş siyasi partiler el kaldırıp indirerek kim, neye taraf... Yani öyle olmaz bu işte? Bu, öyle mi? Nasıl mutabakat Nasıl işte? Mutabakat ürete ürete işleyecek bir mekanizma. Efendim biz hepimiz merak ediyoruz. Bakın burada dört gazeteciyiz. Hatta Ve, kızınız e, da. Mi, mi, kızınız dahil. <laughs> İsmini buradan selam yollayalım. Berin. Be, berin e, sevgili Berin kardeşimize selam yollayalım. O da dahil. Türkiye'de milyonlarca insan merak ediyor. Nasıl bir yöntem izlenecek? Evet. Ne yapacaksınız? Ya yani birisi mesela Ali, Ali Bey dedi ki geçen hafta Ali Babacan kısa liste. Kısa liste ne herhalde? iki ya da üç. İsim, i̇ki dedi zaten. İki dedi değil mi? İki Ve dedi ki altı da altı tam mutabakatla çıkacak Sağlayacak. aday. Nasıl olacak? Tam i̇şte onu şey olacak? hiç, hiç tereddüdü olmadığını söyledi. En basit şeyin ne olduğunu söyledi evet. Ali ya Bey. bunu da mı konuşmadınız? Yani usul mi konuşulmadı hiç? Gülkan Bey hepimiz siyasetin içerisindeyiz. Bütün bu konuştuklarımız... ifade ettiğimiz etmediğimiz ölçüler, değerler, bütün bunların her birinin bir algoritmayla beraber bir hüküm veriyoruz. Yani o açıdan elbette kamuoyunun beklentileri, kamuoyu anketleri bunlar da önemli göstergelerdir. Ee, ama politikanın kendi icap ettirdiği şartlar, onu ifade ediyordum Pınar Hanım'ın sorusu üzerine. İki düzlemde bir rekabet var. Birisi siyasal karakterin ön plana çıktığı Cumhurbaşkanlığı rekabeti, diğeri de parlamento rekabeti. Şimdi İktidar 2018 yılı seçimlerinde bir düzenleme yaptı. E bugün geldik. Bu düzenleme aleyhime işliyor. Bu ittifak düzenlemesi artık oy dolayısıyla. Şimdi bir formül. E bugün o gün nasıl dört siyasi parti olarak ittifaklı ona bir cevap üretmişsek. Bugünkü yaptıkları bir siyasal mühendisliğe dönüşmüş bu değişikliklere karşı da bir akıl yürütmek mecburiyetindeyiz. Kişi üzerinden. Ben bütün mekanizmanın nasıl kodladığımızı ifade etmeye çalıştım. Elbette kamuoyu sizler haklı olarak vatandaşımızın da beklentisi bu. ismi soruyorsunuz çünkü bütün bu sürecin sürükleyicisi o isim olacaktır ama ben o isimle beraber kadroyu söylüyorum. O isim kadroyla beraber programı söylüyorum. Merakımı hey, bağışlayın bu arada. Kızınızın ismi Berin mi Berin mi? Berin. Ha, Berin Hanım'dan evet. herhalde değil mi? Peki. Eee ee, Erdemim masanın neresinde? HDP. 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 masanın neresinde? Altında üstünde ararken geçmişte söyledim Hı. Sayın e, ee, Bahçeli ile ee, Sayın Erdoğan'ın herhalde dedim onların masanın üzerinde. HDP yolunu çizmiş bir üçüncü ittifakı. HDP zaten bir koalisyon. Ee, bir Ama altını farklı... masanın ortaya çıkaracağı adayın kendileri açısından da önemsediklerini destek verecek vermeyecekleri koşulları da dile getiriyorlar yoksa onlar da başka bir ittifak içinde zaten orada da bir tartışma yürüyor ben de kamuoyundan basından takip edebildiğim kadar aday çıkarmak çıkarmamak onlar da kendi stratejilerini Peki, yürüteceklerdir. HDP'nin aday çıkarması masanın lehine mi aleyhine mi matematik olarak? Ben lehine aleyhine gibi bir yorum yapmak istemem. Yani HDP'nin kendi tercihidir. Ama mesela yani sizin ee, kazanmanızı etkileyebilir 65 ama. 65'lik blokta HDP de var çünkü. Var. az önce saydığınız bu sistemi istemeyenlerin arasında değil mi? Gülkan Bey şöyle. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Heh. Siyasi partiler anlaştı diye oyu cirolarcasına seçmenin iradesini falan cirolayamıyoruz. Yani geçmiş seçimde gördük. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Erdoğan'ı desteklemeyen çok önemli bir kitlesinin olduğu kanaatindeyim. Hatta diğer partilerin de aldıkları kararları %100 oranda desteklemeyen kendi seçmen kitlesi içerisinde kümeler çıkabilir. Ben o açıdan HDP'nin bu noktada adayı gösterir göstermez geçmiş seçimlerin her birisinde adayı gösterdi. O yani HDP çalışan bir İstanbul formülü var. İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu başkanlığı kazanmasının en önemli evet. faktörlerinden birisi İyi Parti ve HDP'nin milletvekili şey belediye başkan adayı çıkarmamalarıydı. Bunu hatta örnekleriyle gördük. 2014'te Mustafa Sarıgül de çok yüksek bir oy almıştı ama HDP aday çıkarttığı için seçimi kazanamadı. böyle bir çalışan formül varken siz tabii bunu elbette değerlendiriyorsunuzdur. O anlamda HDP'nin aday çıkarıp çıkarmamasına bu kadar kayıtsız kalabilir misin? Geçtiğimiz günlerde Garuk Paylan'ın da bir açıklaması vardı. Evet. Ee, eğer e, bizim de oy verebileceğimiz bir evet. yani kabaca söyleyeyim bizim de oy verebileceğimiz bir aday olursa aday çıkarmayız dedi özetle. Doğru. İyi Parti'ye de yutkunarak Evet. takip ediyoruz. Yani, Garuk Paylan'ın da diğer HDP'nin yöneticilerinin Sayın Sancar'ın da zaman zaman Deniz aday evet. çıkarıp çıkarmamak noktasında beyanlarını ben de takip ediyorum. Elbette Türkiye'de Biraz evvel de konuştuk. 150 artı bir dengesi diye bir denge var. Bugün HDP'nin e, geçmiş seçimleri referans alalım. İşte kamuoyu anketlerini referans alalım. Bir e, tekabül ettiği bir e, seçmen desteği var arkasında. Bu bir siyasi parti olarak önemlidir. Ama ben ifade ediyorum. Bu mesele e, iki kampın rekabeti değil. Bu noktada Zaman zaman iktidar muhalefeti kriminalize etmek için bütün bunları kullanıyor. Yani e, işte Sayın Binali Yıldırım'ı hatırlıyoruz yerel seçimlerde değil mi? Diyarbakır'a gidip gezi düzenleyip evet. e, o seçmen kitlesine hitap ettiği kadar Sayın e, İmamoğlu, İmamoğlu da hitap etti. Bu noktada adayların e, o noktada aday gösterdiğinde bugün Türkiye'nin geldiği siyasal iklimin geçmiş Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle seçimlerle çok farklı bir mahiyette olduğu kanaatindeyim. Diyelim zaman zaman tartışmalar oluyor değil mi işte? Sayın Erdoğan veyahut da hükümetin Adalet Bakanlığı'nın babasının rahatsızlığı dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ı işte uçakla Diyarbakır'a e, götürmesi. Evet. E, bütün bunlar normal eşyan tabiatına aykırı uygulamalar. Buradaki niyetleri de görüyoruz. Ne e, efendim? Niyet ne orada? Yani iktidar netice itibariyle bir Doğu Güneydoğu başta olmak üzere e, bu referanslarla e, oy tercihi yapan HDP seçmen kitlesinde sempatik gelebilecek bir takım adımlar attığı kanaatindeyim. Bu çok açık. E, Siyasetin içinde bunlar var mı? E, var. İşte Sayın Yıldırım Diyarbakır'a gitti. E, o beyanlarda yerel seçimlerde bulundu. Ben o açıdan HDP seçmeni de dahil tüm siyasi partilerin seçmenlerin önümüzdeki süreçte biraz evvel bütün bu süreci değerlendirirken hakikaten Türkiye'nin önünde ya tarihsel yürüyüşünü devam ettireceği, bu gelişim çizgisini sürdüreceği, 6 yaşındaki kız çocuğumuzun böyle bir, böyle bir vicdan azabı verecek bir noktaya bu ülke nasıl geldi? Bütün bu sürece baktığımızda bütün bunlardan bağımsız değil. Ya da Türkiye'yi tarihi geriye doğru akıtırcasına bir modelle beraber biraz daha içine kapatarak bugün ödediğimiz Sayın Erdoğan'ın şahsında somutlaşan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu keyfi rejimin tabii olarak çıktısı Şimdi talimatla faizleri düşürseniz ne olur? Yüzde 20 ile 28 arasında değişen oranlarla mevduat topluyorsunuz. 85 milyona ciro etmek pahasına bir takım kamunun maliyetleri yüklenmesiyle beraber bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz. Şimdi hesap kitap ortada. O açıdan bakınca bu maliyetlere Türkiye'de vatandaşlarımız razı mı değil mi? Aslında bunun referandumu olacaktır. HDP seçmeninde ben bu referanslarla hareket edeceği kanaatindeyim. Elbette orada HDP adayı gösterirse e, ne kadar o kitleyi tutar tutmaz o politik figürlerin, adayların çekim gücüyle bunlarla da ilintili. Yani altılı masa adayını belirlerken HDP'nin bu hassasiyetini dikkate alacak mı? Yoksa siz aday belirlerken HDP'yi herhangi bir değişken olarak kabul etmeyecek misiniz? Türkiye'de her bir vatandaşı hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Yani her bir vatandaş hele hele bunu niye ee, soruyorum? Yani yetkili ağızlardan bu tip açıklamalar yapıldığı için yani hani acaba altılı masa bileşenleri yani hani seçmeni bir kompartımana oyları... ayırarak, kompartımanlara ayırarak yok CHP seçmeni yok, HDP seçmeni değil. Yani neticede biz kamuoyuna genele hitap etmek Türkiye'de her bir vatandaşın tercihi önemli. Hele hele bu tür kutuplaşmış bir iklimde başat iki adayın olacağı bugünden öngörebildiğimiz bir rekabet ikliminde eee küçük marjinlerle e, sonucun bile değişebileceği biraz evvel işte geçmiş şişli örneğini verdiğiniz farklı farklı e, yani biz 2004 yılında Ayvalık'ta adayımız vardı. %49 azuz bir oy mu ama seçimi kaybetti. Yani doğru sınadınız şey yani o Ayvalık'ta açıdan Ayvalık'ta. E, küçük marjinlerle her bir vatandaşımızı muhatap alarak kompartımanlara ait etmeden biz adayıyla ifade ediyorum tekrar kadrosuyla programıyla beraber Türkiye'nin bu değişimi icra edebilecek kuvvetli bir inisiyatifi milletin önünde kuvvetli bir alternatife dönüştürmektir. Peki Erdoğan Peki, Aktaş. Seçime nasıl girecek Demokrat Parti? Mesela alternatif bir takım konular konuşuluyor. Bir önceki seçimde İyi Parti'nin listesinden evet. girmiştiniz. Şimdi CHP mi yoksa özerk olarak bağımsız olarak Demokrat Parti mi girecek hiç konuştunuz bunu? Bunları konuşmadık. Erdoğan Bey tabii siyasi Ama partilerin parti kurullarında konuşuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani bir genel değerlendirmeler tabii vatandaşımızın da beklentileri, tabanımızın da beklentileri ister istemez partinin kurullarında e, bu süreçlerle ilgili değerlendirmeler e, son toplantımızda e, gündem maddemiz oldu. Ama şunu ifade edebilirim. Her siyasi parti bir sonraki seçime hazırlığını yapmaktır vazifesi. Türkiye'nin değişen şartları biz bir önceki seçimde e, İyi Parti ile e, aslında e, 15 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, vermesiyle beraber o kritik süreç İyi Parti'nin seçilme katılma yetisi elde etti. Eğer o öyle olmasaydı zaten Demokrat Parti ismiyle seçime girecektik. Orada hitap ettiğimiz e, toplumsal kesim itibariyle de böyle bir ortak paydanın daha etkin bir netice alacağı kanaatindeydik. Bugün de yani İyi Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'de, diğer siyasi partilerde biraz evvel de aslında kritik, çok kategorik bir değerlendirme yaptım. Nasıl 2018'de? Çünkü biz sadece Cumhurbaşkanlığını kazanmak değil hedefimiz. Cumhurbaşkanlığıyla beraber anayasal düzenlemeyi icap ettiren, bir sistem değişikliğini milletimize taahhüt ediyoruz. Milletimize bir tasavvur olarak paylaşıyoruz. Bunu yapabilmenin yolu parlamentoda da nitelikli eşikleri geçmektir. Yani 360'tan başlayarak referandum eşiğinden 400 anayasayı Büyük Millet Meclisi'nde yapabilme yetisini elde edecek bir e, neticeyi üretmektir. Nasıl 2018 yılında iktidarın bu düzenlemesine karşı bir formül üretilmişse bu noktada da ben bugün bu formül imkanlarının 2018'de mukayese ettiğimizde daha fazla varyasyonu olabilecek imkanını görüyorum. Yani bir takım bölgelerde farklı amblemler de olabilir. Ee, bir takım bölgelerde yani bunlar permütasyon kombinasyon hesabına bakınca e, rencinin bu kadar değiştiği önümüzde imkanlar fırsatlar var. Demokrat Parti olarak biz kendi hazırlığımızı seçim sürecine e, yapıyoruz. Bu noktada hem Büyük Millet Meclisi'nde Azami düzeyde bir kuvvetli temsiliyeti yakalayabilmek hem de elbette e, yürütmeye talip olmaktır siyasi partilerin varlığı cumhurbaşkanlığı seçimli kazanmasıyla beraber e, yürütmenin içerisinde de bulunmaktır hedefimiz böyle bir politik perspektifimiz var. Evet e, ben e, deniz deniz evet. denizle devam edelim. Şimdi e, yarın tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yani ben işte 17 18. yılın meslekte. 18 yıldır gördüğüm en gergin bütçe görüşmelerinden birine şahit oluyoruz. Uzun zamandır böyle kavga, dövüş görüntüleri yoktu. Hiç de yakışmıyor. Buradan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yaşanan olayların da e, doğru olmadığını tekrar bir altına çizmek isteriz. Şimdi yarın gergin bir bütçe daha var Gürkan Acır. Yarın evet. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi var. E, şimdi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yla, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında çok uzun zamandır çok sert tartışmalar yürüyor. Yani birbirlerine gerçekten çok ağır şekilde yükleniyorlar. Siyaset her zaman aynı zamanda diyalog sanatıdır ve siz Süleyman Bey'le de, de aynı çatıda siyaset yapmış bir siyasetsiniz. Yakın dostluğunuz da var herhalde değil mi? diğer taraf, yani diyalogunuz var. E <laughs> diğer taraftan Kemal Bey'le de, de çok uyumlu bir ee, siyasi ilişkiniz çizkiniz, aynı masadasınız Hı -hı. en nihayetinde. Ondan evet. daha fazlası galiba Deniz, değil mi? Yani yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla en yakın ben bilmiyorum Sayın Gültekin Uysal'ı görüyorum. Yani her siyasi her genel başkanla ayrı bir hukukumuz var, farklı hüviyetlerimiz var. Öyle biz Kemal böyle görüyoruz efendim. Benim. Kemal Bey'le de sağ olsun. Hatta biz en son Büyük Atatürk'ün Şuhut'tan Hocatepe'ye yürüyüşünde de 17 kilometreyi beraber yürüdük yani. Beraber yani. yürüdük bu yollarda diyorsunuz <laughs> yani Sayın Genel <laughs> Başkan. Yani, Peki sorun tamamı istedim. Şöyle ki e, İçişleri Bakanı Sayın Soylu ile aynı partide siyaset yaptınız. E bugün aynı masada Sayın Kılıçdaroğlu berabersiniz. Bu iki isim birbirleriyle gerçekten siyasetin dilinin olabileceği belki de en sert seviyede e, birbirlerine sözler söylüyorlar. <laughs> ya bu noktada rekabet ayrı bir şey, kavga ayrı bir şey. Bir Ara bulucu demeyeyim ama bir diyaloğu normalleştirmeye yönelik bir girişiminiz oldu mu? Ya da ortak dostlar size bu tip şeyler söylüyor mu? Ya da siz bu gerilimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok olumsuz değerlendiriyorum. Yani Sayın Soylu'yla da hatır sayılır bir zamandır bir görüşmem olmadı açıkçası. En son ne zaman görüştünüz efendim? Yani Herhalde bir bir buçuk iki yıl olmuştur. Öyle mi? Yani. Ee, ama bu Sayın Soylu'nun bir e, siyasi stratejisi neticesinde... ...bu gerilimi yükselttiği kanaatindeyim. Ee, ama... Kemal ifade Bey de et... çok sert ifadeler kullanıyor efendim Süleyman Bey'le ilgili. Burada ifade etmek istemediğim... ben yani ...siyasi rekabette Türkiye çok uç noktada gerilimleri görmüş. 80 öncesini görmüş. Yani 2002 yılından itibaren... E, ...yani şimdi... Sayın Erdoğan'ın Sayın Bahçeli ile ilgili, Sayın Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'la ilgili söyledikleri herhalde epey bir klasör tutar. Yani e, ne gerilimleri gördük bugün başka bir alanda. E, ben Altın bu üslubun içinde de öyle isimler. E, ben bu üslubun siyasi rekabet hani Mevlana'nın güzel bir sözü var. Biz sesimizi değil sözümüzü yükseltelim diyor. Söyleyecek sözünüz varsa bu rekabet içerisinde zaten önümüzdeki siyasal sürecin her 15-20 yılda ...bir fırsat penceresi açılarak siyasette yeniden yapılanmanın olduğu bir dönem. Ben önümüz dönemi de böyle görüyorum. Ee, ama Sayın Soylu'nun bütçe görüşmelerinde de bir tutumu var. Ee, o tutumunu sürdüreceğini e, görüyorum. Ee, Sayın Erdoğan'ın zaman zaman üzerinden yükü almak için biraz daha dozajı yükselterek böyle bir... ...bu bir siyasal strateji olduğu kanaatindeyim ama bunun doğru olduğu kanaat, düşüncesinde de değilim. Yarın değil mi şey... Yarın, yarın, şey, o bir gerginlik siz... bekliyorsunuz yani. E, meclis'te e, yani karşılıklı açıklamalara bakınca e, hem özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hem e, Sayın Soylu'nun yani birkaç güne bir mütemadiyen Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili beyanları var. Bütün onlara bakınca bir ger gerilim beklememek eee olağan dışı olur. Evet. İktidara gelirseniz Sayın Genel Başkan, devri sabık yaratacak mısınız? Yani bir önceki iktidarı sorgulatacak mısınız? Sorgulanmasını istiyor musunuz? Elbette istiyoruz ve bu büyük büyük toplumsal talep. Ben 20 yılı, tarihimizde işte fetret dönemleri var, Cumhuriyet'in de fetret dönemi olarak açıkçası ifade ediyorum bu son 20 yılı. Çünkü devlet ele geçireceğiz diyerek 15 Temmuz'da FETÖ darbe teşebbüsüyle beraber bu ülkenin ne noktaya geldiğini gördük. Ve bu süreç içerisinde kamu kaynaklarının münferiden değil organize bir akılla nasıl yağmalandığı süreci gördük. Bu devletin kurumlarının Adalet ve Kalkınma Partisi bu ülkenin yerleşik anayasası, kurum kültürü, referansları maalesef bütün bunlara karşı Reklam arasından tutalım. Yakın zamanda Mahir Ünal'ın açıklamalara varıncaya kadar şöyle hafızamızı yokladığımızda bir farklı netice itibariyle biz bu seçimde sadece bir 4-5 yıllık iktidar döneminin muhasebesini değil aynı zamanda 20 yıllık aynı zamanda Cumhuriyet'le ilgili düşünceleri, kodlamaları farklı bir siyasal yapının düşünceleriyle de toplum bir muhasebe yapacak Neyi kastediyorum? Bugün iktidarda olanların şöyle birkaç örnek versem siyasi müktesebatını işte Kadir Mısıroğlu'nu yalan söyleyen tarih utansın. İşte Mustafa Müftüoğlu'nun kitapları Rıza Nur'un hatıraları. Bütün bunlardan ibaret bir okuma var. Sayın Kahraman, İsmail Kahraman Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı yaptı. Yakında hatırlarsınız. Evet. Nereden çıktı bu kurtuluş günleri diyor. Yani kendisinde bir kez daha da ifade etmek isterim. Kim söylemiş diyor. Millet söylemiş. Tarih söylemiş. Şimdi böyle bir çok temel, kategorik, Mehlilerin yakın tarihe. Kurtuluş günlerine yönelik bir açıklaması vardı eski e, meclis başkanı. İtirazı olan, değerlendirmesi olan, farklı bir politik, tarihi okuyuşu olan ve işte TRT'deki dizilerden tutalım iktidarın kontrolündeki bir takım kanallarda yayınlanan dizilere kadar, hatta bir önemli aydınımızın güzel bir benzetmesi vardı. Yani iktidar partisi de olanlara seslenirdi. Yani Abdülhamit'i Tayyip Bey'e benzeteceğinizde, biraz Tayyip Bey'i Abdülhamit'e benzetin diye, tarihi bir alakart menü ve bugünkü kavgaya bir cephane yapmak gibi bir temel okumalar ve stratejileri var. Bu açıdan bakınca, bu 20 yıllık dönem Türkiye için bir travmatik dönem. Nasıl tarihimizde fetret dönemi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi yazılırken böyle bir dönemi de bir fetret dönemi olarak ben değerlendiriyorum. Ve toplumsal talep olarak bu süreçte bugün kayıt dışına çıkmış bir devlet var. Varlık fonu dünyayla mukayese ettiğinizde Norveç'in sadece mukayese etmek için bir rakam versen 2021 yılı Norveç varlık fonunun karı 177 milyar dolar internetten çok basit bir arama yapacak bu bilgiyi karşımızda görürüz. Peki Türkiye'nin varlık fonu hangi varlığının kime ipotek edildi, kime satıldı? Büyük Millet Meclisi'nin denetiminden kaçırılmış, sorgulanamadığı böyle bir düzeni sürdürebilir misiniz? Türkiye bu 20 yılda çok temel yani öncelik sıralamaları önce yanlıştı. Kaynaklarını kötü yönetmiş bir ülke var. Bugün adli denetim yapamadığımız için, idari denetim yapamadığımız için, siyasi denetim yapamadığımız için ve basın da dahil olmak üzere kamuoyu denetimi yapamadığımız için Türkiye'de kaynaklarımızın, kamu kaynağının etkinliğine baktığınızda çok düşük oranlar olduğunda kanaatindeyim. Türkiye maalesef yolsuzluğun çok sistematik hale geldiği bir ülke haline geldi. Bugün aynı zamanda 9 Aralık yolsuzlukla mücadele ile evet. ilgili önemli bir gün. Sadece bir veriyi paylaşsam. Yolsuzluk algı endeksinin 2013'e göre Türkiye 43 sıra gerilemiş. Bu Sayın Nebati'nin işte bakan olmasıyla beraber Sayın Erdoğan'ın da işte Türkiye modeli dedi, önce Çin modeli dedi, Kore modeli dedi. E, hatırlarsınız eee Ocak veya Şubat ayıydı. Milli Güvenlik Kurulu bir değerlendirme yaptı. O zaman da ifade ettim. Yolsuzlukta ha. mı 43 sıra? Evet yolsuzluk algısında. 2013'e göre yani Anladım. 2002'de ifade etmiyorum. 2013'e göre 43 sıra gerilemiş. Türkiye e, maalesef yani, algı kim tarafından algılanıyor? Yani Türkiye'deki vatandaşların algısı. Dünyada mı? yapılan bir dünya... endeks, yolsuzluk algı endeksi diye dünya ile mukayese ettiğinizde ortada böyle bir veri var. Bugün yolsuzlukların bu kadar sistematik hale geldiği bir başka dönemin Türkiye'de yaşandığı kanaatinde değil. Onu ifade ediyorum. Milli Güvenlik Kurulu bu yerli ve milli diyerek işte ekonomistim diyerek Sayın Erdoğan'ın uygulamaya çalıştığı politikalarla ilgili bir değerlendirme yapmış ve bu politikalara karşı oluşabilecek riskleri Göz önünde bulundurdukları ve değerlendirdiklerini ifade eder. O gün de söyledi. Bugün de ısrarla ifade ediyorum. Bugün Türk milletinin, milli güvenliğini sadece terör örgütleri değil, bu kadar sistematik hale gelmiş. Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin de tehdit ettiği kanaatindeyim. Milli Güvenlik Kurulu eğer bir değerlendirme yapacaksa, yolsuzlukları da milli güvenliği tehdit eden bir unsur olarak tanımalı görüşüm. O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Gültekin Bey, Sayın Cumhurbaşkanı iki defa e, Meral Hanım'a çağrıda bulundu masadan kalk diye. O da yanıtını verdi zaten. Yakın zamanda ya da geçmişte direkt ya da bir aracılık vasıtasıyla size evet. bir mesaj geldi güzel mi sor, Sayın Cumhurbaşkanı'nda? Yani oldu ama hani biz e, epey bir zaman önce Ne kadar? mı ne, e, ne zaman mesela efendim? Yani bir 3-4 e, yıllık bir zaman vardır. Bir aracı var mıydı bu teklifte e, Sayın Cumhurbaşkanı? E, Kimle size bu teklifte? Ya bu, bu, bu kadarını söyleyeyim. E, siz karşılıklı evet. mı görüştünüz? Evet bir kez görüşmem oldu Sayın ne Ne önerdi? Yani kendisinin beraber olmak istediğini söyledi. Ee, yani biz şahsi kariyer peşinde değiliz. Partinin bir ölçüsü var. Bunu da bugün söylemiyoruz. Zaman zaman itham ediliyoruz. İşte yakında da Sayın Bozda Yalova'da bir il danışma meclisinde işte Demokrat Parti'nin o alt masada ne işi var falan gibi değerlendirmeler yaptı. Ee, ona da cevabımızı verdik. Hani biz 7 Ocak 1947'ye Demokrat Parti'nin birinci büyük kongresine gitsek ve siyasi tarihimize hürriyet misaka olarak geçmiş o tarihi belgede bizim kılavuzumuz belli. Yani parti başkanlığıyla devlet başkanlığı aynı kişinin uhtesinde olmasın. Bunun ölçüsü o zaman konulmuş. O açıdan biz hiçbir şekilde böyle bir arayışın içerisinde Siz olmadık. Siz hemen yan yana geldiğiniz gün mü red yanıtını verdiniz elbet yoksa elbette, bir süre sonra? Yani. Ha, düşünmeden yani. Bu yani yani hemen anladığım... bir şey yok. Anladığım ee, kadarıyla verdiğiniz tarih tam yerel seçimler öncesi. İşte o dönemde yani. 3-4 ee, yıl dediğine göre Sayın e. Genel Başkan o dönemde geliyor. Beştepe'de mi görüştünüz Sayın Cumhurbaşkanı? Evet Beştepe'de görüştüm. Daha sonra bu altılı masada bu konu gündeme geldi mi? Söyledim. yani ben e, gönül arzu eder ki İlk bugün defa mı zaten problemimiz şudur. Sayın Siz Erdoğan. Yani i̇lk defa sadece mı açıkladınız Sayın Genel Başkan bu olayı. İlk defa evet mı açıklıyorsunuz? Yani, i̇lk defa yani açıklıyorsunuz. Sorulduğu için cevap veriyorum. Ee, sayın e, Erdoğan sadece kendisine oy veren kitlelerin eee cumhurbaşkanı ol sadece onların cumhurbaşkanı değil de 85 milyon cumhurbaşkanı olabilse geçmişte hatırlarsınız. Büyük Millet Meclisi'nde bunun başka sebepleri de var yani aklıma geldiği için. Biz 10 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sistematik hukuksuzluklarıyla boğuşuyoruz. Yani bugün bir iktidar değişimi olsa, gelen iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezinin sanayi depolama alanı ilan eder mi? Erdoğan Bey, bizim genel merkezimiz Dışişleri Bakanlığı'nın yanındadır. Deniz Bey mevzunun mahiyetine geçmişten bugüne de vakıftır. E, süreçleri de e, yakından takip ettiğini biliyorum. Yani Genel merkezimiz. Sanayi depolama alanı ilan ettiler. Melih Gökçek. Melih Gökçe Gökçek'le beraber başladı. Bugün de. Da, bir dakika. Şu bugün kim yapıyor onu? Büyük Millet... Şey, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde meclis. meclis Çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nde oldu. Işte Mansur Bey yapıyor. değil ama değil, değil mi? Değil. Yok. Şu soruyu da sormama izin verir misiniz? Hı hı. Yan yana geldiğinizde bu sıkıntıyı Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiniz mi? İfade etmedim. Yani onu bir... E, ama... E, bakanlar da dahil olmak üzere grup başkanları, partinin yetkileri her biri bunu bilir. Zaman zaman da yani bu ülkede bu kadar hukuksuzluk, usulsüzlük yapılırken yani durup durup kendimizle ilgili bir meseleyi de gündeme getirmek biz hicap eder hale geldik. Yani bu ülkede maalesef şimdi Adalet Bakanlığı bütçesiyle ilgili mecliste konuştum. Sayın Bakan işte e, pek çok reform yaptıklarını yani e, söylüyor. Yani e, yani adaletleri keşke konuşsaydı. Yani adaletleri batmış durumda. Yani ufuklarını gördük derken adalet değil. Ya yani bu ülkede Demokrat Parti diyeceksiniz, Menderes diyeceksiniz. Ve uygulan uygulanan hukuksuzluğu açık yürekli ifade ediyorum. Ya yani bu hukuksuzluk da başta olmak üzere biz prensip olarak hiçbir şekilde iktidar partisiyle beraber bir eee e, ...birlikte yol yürümek, böyle bir değerlendirme ihtiyaç bile duyacak durumda değiliz. Peki, bir reklama gidelim mi? Ee, sevgili izleyiciler, Yüzler Kulübü'nde ben ilginç başlıklar almaya başladım. Bilmiyorum, arkadaşlarım da herhalde benimle aynı fikirde. Sayın evet. Cumhurbaşkanı teklifi önemli. Önemli değil mi? Evet. evet. Ee, başka soracağım sorular da var. Demokrat Parti'nin içinden sorular var. Yüzde kaç bekliyor oy? Bazı aday isimleri var. Bütün bunları konuşacağız. Bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a sorularımızla devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler Yüzler Kulübü'nde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırlıyoruz. Ee, bu arada izleyicilerimizden sorular da var. Gültekin Uysal'a sorun var başlığında gelen sorular var. Editörümüz hemen şimdi gönderecek evet. onları bize. Şimdi reklam arasında konuşuyorduk. Demokrat Parti 6 Mayıs'ı işaret etti e, şey e, Sayın Erdoğan Aktaş. Ben de oradan hareketle bir soruyu size sormak istiyorum. Şimdi rahmetli e, Aydın Menderes e, kişisel benim hukukum da vardı, dostluğum da vardı. Ara ara gider kendisiyle hem sohbet ederdim hem de e, röportaj yapma imkanım da olmuştu. Bir röportajda o zamanki çıkardığımız bir dergi vardı, Yeni Arman. O zaman sordum da Aydın Bey'e e, babanızın Aynen soru olduğu için öyle size de yönelteceğim. Babanızın postunda kim oturuyor efendim şimdi dedim. Yani o post büyük bir post. Vallahi Gürkan Bey dedi e, o postta artık Tayyip Bey var dedi. Yani e, mirası verdi gibi algılanmasın ama e, böyle bir ifadesi vardı. Biz de onu manşet yapmıştık. Hiç unutmuyorum. Şimdi e, şunun için soruyorum bunu. Demokrat Parti'nin o tarihteki Demokrat Parti'nin mirasına e, bir bakacak olursak o miras şu anda e, anahtar sizde ama hani miras siyasal mirastan bahsediyorum. Kim de? Çünkü mesela yasa da açılışı yapılıyor. Siz çağrılmıyorsunuz. E, bizzat MHP oraya çağrılıyor. Biz de biliyoruz ki MHP'nin kurucusu Alpaslan Türkeş 1960 darbesinin içerisinde olan bir isim. Yani insanlar böyle kafasında oturtamıyor. Anmalarda sizi çağırmıyorlar ama evet. MHP çağrılıyor. Demokrat Parti'nin Adnan Bey'in mirası kimdi efendim? Adam bir mirası, Demokrat Parti'nin mirası ölçülerdir bence. E, politik silsileye baktığınızda da hani bugünkü Demokrat Parti'nin bugünkü ismi nasıl aldığını da vesileyle ifade edeyim. Ben yani 60 sonrası bir tarafta Yeni Türkiye Partisi, onunla beraber Gümüşpala'nın Adalet Partisi. Sonrasında tabii 64'te e, rahmetle iade edelim Süleyman Bey aslında 27 Mayıs sonrası bir büyük şansı olmuştur bizim geleneğin. Ee, o birleştiren icraatıyla beraber pekiştiren ee, 80 sonrası işte 12 Eylül'ün ortaya çıkardığı şartlar bir tarafta Anavatan Partisi diğer tarafta Süleyman Bey. En nihayetinde biz yeniden Anavatan ve Doğru Yol Partisi birleşerek ama e, siyasi partiler kanunu müsaade ettiği sınırlarda Anavatan Partisi kendisini feshetti. Doğru Yol Partisi'ne katıldı. 30 kişilik kendi ismini Demokrat Parti yaptı. E, siyasi figürlerin silsilesine, kurumsal silsileyi takip ettiğimizde de böyle bir silsile var. Sayın Erdoğan'ın e, yani Menderes ve Demokrat Parti ile bir alakası olduğu kanaatinde değilim. E, ama toplumsal desteğe baktığınızda belki o ölçeklerde bugün o referanslarla oy veren kitleler nezdinde e, ilgi görmüştür ama... E, temel referansları, temel değerleri, demokrasiden, demokrasi kavramından başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin içinden süzülerek geldiği tarihi mecra biraz evvel onları da kısmen konuştuk. Bizim geleneğimiz, çizgimizle hiçbir şekilde örtüştüğü kanaatinde değilim. Bugün aslında milli görüşün içerisinden çıkmış ama kendisi bir iştihat neticede 20 yıllık icrasıyla beraber bir iştihat, bir çizgi de oluşturmuştur. Tabii ki içerisinde savruluşları var yani yer gelmişken ifade edeyim bugün Sayın Erdoğan'ın kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2001 yılında kurucu metinlerine 2007 yılındaki seçim beyannamesinden sonrası farklı AK Parti yazan yerlere Demokrat Parti yazın bugünkü iktidar için geçerli. Nereye savrulduğunun göstergesi. Siz açık yürekli ifade ettiniz işte yasadanın açılışı yani işte e, Niye çağırmadılar efendim sizi? Yani, e, tercihlerimiz, öyle bir değerlendirmeleri yok, öyle bir zihin genişlikleri, öyle bir karın genişlikleri de yok. Ee, tabii hazin bir bence görüntü. Yasada meselesinde de oranın bu hale getirilmesi meselesinde de biz ciddi itirazlarımız oldu. Orayı yani deyim yerindeyse çerini çöpünü temizlesek, orada hüznü, orada yaşanan, oraya sinmiş o haliyle bile bir mahzunluğu, bir acıyı ee, simgeleyen orayı bugün bina üstüne bina giydirerek işte muhafazakarlık tartışıyor. Yani Türkiye muhafazakarlık kavramının içerisini içini bugünkü iktidar sahipleri de farklı doldurdu. Yani e, Bursa'nın göbeğini hançer gibi saplanan TOKİ binalarından tutalım işte tarihi silüet devlet ve bu devletin e, tek bir dili var. O da resmi alanda son olarak Büyük Millet Meclisi'nde de bir tartışma oldu. Cumhuriyet Halk Partili Meclis Başkan Vekili de gayet makul, gayet e, kabul edilebilir bir çerçeveyle beraber bir provokasyonu da sebebiyet vermeyecek şekilde meseleyi idare etti. O açıdan bugün e, Kürtçenin de öğrenilmesi, konuşulması noktasında geçmişin kötü tecrübeleri, kötü hatıraları var. Bunları da hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Hiçbirimiz hangi ana, hangi baba, hangi din, hangi millet, nerede doğacağımızı seçmiyoruz, seçmediğimiz unsurlarla ilgili de bir hüküm veremeyiz. Evet. Bir izleyicimiz de Demokrat Parti Genel Merkez binasının akıbeti ne oldu diyor. Biraz evvel Az söyledim. söyledim. Evet. Hukuktan karar aldık. Büyük Ankara Büyükşehir Depolama Şehir, alanı mı demiştiniz? Depolama sanayi alanı. Sanayi depolama mı? alanı evet. evet. E, önce e, sosyo sosyokültürel alan, başarırsın. sonra sosyokültürel idare alan sonra sanayi depolama alanı, en son mahkeme kararını büyük Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi reddetti. O da mahkemeden döndü. Yani şöyle diyorlar: Biz hukuksuzluk yapıyoruz, gidin istediğiniz yerde hakkınızı arayın. Yani böyle bir ülkeye adaletten bahsedebilir miyiz? Adaletiniz nerede? Evet. Şimdi e, burada sizle beraber heyette gelen e, İstanbul İl Başkanı'nız var. Eray Arda Bey, biz de tanıyoruz. Daha önceden de siyasetten tanıdığımız bir isim. E, onunla beraber İstanbul aslında sizin özel bir yer. Sizin için İstanbul'da ilginç bir oy alıyorsunuz çünkü e, bir izleyicimiz de yazmış Çekmeköy'de 32.500 evet. oy almışsınız hatta şeyden daha fazla e, AK Partiden daha fazla bir oy ama e, İstanbul'da 20 İstanbul'daki oyunuzun da üstüne çıkıyorsunuz Çekmeköy'de. Şimdi Hüseyin Sipahi oradaki isimde e, Hüseyin Sipahi sizin partinizde yer almaya devam ediyor mu yoksa? yeni bir dönemde ona yeni bir görev verecek misiniz? Vekillik vesaire listeleriniz nasıl oluşacak sizin? Ya tabii biz bir büyük geçmişin içerisinden gelen pek çok hala siyasi alanda şahsi, bireysel fark yaratabilecek pek çok siyasi aktöre partimiz sinesinde var. Tabii bir alobura yaşadığımız da gerçektir. Özellikle ne 2007 gibi? yılı Anap Doğru Yol Birleşmesi ile beraber aşağıya doğru giden bir ivmemiz var. Ama biraz evvel de bütün konuşmalarımızda ölçümüz belli. Eğer fikriniz e, doğru ise onun mücadelesini verirsiniz. Ben siyasetin yeniden yapılanca önemli bir eşikteyiz. Yorgun söyleyecek sözü bitmiş, karşımızda bir iktidar var. E, yeni kurulan siyasi partiler var, geleneği olan alanda bulunan siyasi partiler var. Önümüz zaten bir geçiş dönemi olacaktır. Ondan sonrasında daha alışa geldiğimiz siyasi rekabetin işleyeceği bir Türkiye olacaktır. Biz de Demokrat Parti olarak ölçülerimiz, iddiamız, fikrimiz Anadolu'nun her noktasında gönül vermiş pek çok sayın Sipahi gibi aday olmuş, belediye başkanlığı yapmış, İstanbul'da da Anadolu'nun pek çok noktasında da fark yaratabilecek insan unsurlarına sahibiz. İktidar partisiz başta olmak üzere tüm diğer siyasi partilerin yerel kongreleri, yerel seçimler, genel seçimler, büyük kongreler sürekli olarak bu havuzdan, bu insan kaynağından yararlanmak, kendi adlarına bir devşirme yapmak gibi bir tercihleri var. Bu da e, ne kadar etkin bir siyasi üslubun, kanalın olduğunu gösteriyor. Evet. Pınar. Buyurun. Tabii tabii buyurun. buyurun. Bir ekonomi başlığı ile ilgili buyurun, bir buyurun, buyurun. soru sorabilir buyurun. miyim? E, asgari ücreti ne kadar bekliyorsunuz ya da ne kadar olmalı sorusunu size sorsam. Ayrıca bir EYT beklentisi var toplumun büyük bir kesiminde. Eee İktidar nasıl EYT konusunda nasıl bir adım atacak? Ne yapmalı? Ee, siz dışarıdan baktığınız zaman nasıl gözlemliyorsunuz? Patronlar girdi devreye. Siz de mutlaka dün Sayın Bakan'ın Çalışma Bakanı evet. Sayın Bilgin'in açıklamalarını dikkatli izlemişsinizdir. Ee, bir beklenti yaratıldı. Sözler söylendi. Ama dün Sayın Bakan'ın hem yaptığı açıklamada hem onun öncesi basına sızan bir takım değerlendirmeden EYT'linin de EYT'lisi ortaya çıkacak gibi bir ee, yine yaş bir kriteri. yaş kriteri işte 48 50 deniliyor 50 52 deniliyor ee, böyle bir düşünceye yeniden e, sevk olduklarını e, şahsen görüyorum e, ama Aralık sonuna kadar e, somutlaştıracakları gibi bir e, Sayın Bakan'ın ifadesi var Sayın Erdoğan'ın da geçmişte e, hiçbir şekilde olumlu bakmazken e, tabii girdiğimiz yani hesap kavuşmuyor Sayın Erdoğan için. Toplumsal desteği bu tür düzenlemelerle de önemli bir kitleye hitap ediyor. Acaba buradan da pay alabilir miyim? Düşüncesi var. Asgari ücret meselesi tabii Türkiye'nin içine düştüğü özellikle son bir yıllık ekonomik altışsız oluş, dar gelirli vatandaşımızın alım gücünün erimesi, yani 5500 liraya çıkardınız. 5500'den önceki asgari ücretin bile alım gücü çıkardığınız rakamdan reel olarak daha yüksek. Ve bugün artık zam tuzunamisi, yani siz uyguladığınız politikalarla beraber üretim istikrarını, fiyat istikrarını sağlayacak bunca yıl, tarımdan başlayarak, Türk ekonomisinin tarımsal üretimde dahil olmak üzere dışa bağımlılığınızı, büyük ölçüde minimize edeceğinize bilakis tercih ettiğiniz politikalarla beraber dışa bağımlı hale getirmişsiniz. Şu sorunun cevabını aramak, sormak mecburiyetindeyiz. Niçin Türkiye? Niçin tarımın kadim dönemden bu yana icat edildiği, yapıldığı Türkiye? Niçin Türkiye'nin 242 bin kilometre kare ekilebilir, dikilebilir arazi yolları olan Türkiye'de? Tarıma dayalı sanayimizin temel girdileri de dahil olmak üzere. Pamukta, buğdayda, ayçiçeğinde Türkiye dünyadaki ilk beş ithalat yapan ülke arasında. Bu sorunun cevabını sormak mecburiyetinde. Sadece geçen yıl pamuğa iki buçuk milyar dolara yakın Türkiye ithalat yaparak dışarıya kaynak aktardı. Ve bugün 25 lira olan geçen yılki fiyat 13-14 liralara düşmüş. Onun üzerine Sayın Erdoğan pamukla ilgili Urfa'da en son ziyaretinde geçen hafta bir takım ek destekler vermek noktasında açıklama yapmak mecburiyetinde kaldı. O açıdan bütün bunları sıraladığınızda işte üç harflileri konuşuyoruz. Yani zihni sinir projeleriyle bu yaptığınız yapıla, yapısal yanlışları düzeltme imkanınız yok. Nedir hani, efendim o zihni sinir projeleri? Işte soğan tüccarını kovaladık değil mi? Onun ha. öncesine gidelim. Şimdi unutuyoruz bile. işte tanzim satış marketler değil evet. mi? Zannederim genel seçim veya yerel seçim öncesiydi. Evet. Ankara, İstanbul, belirli yerlere böyle seyyar, tanzim marketler. E Şimdi e, sorumluluğu e, kendi iktidarları döneminde esnaflarımızın, esnaf teşkilatlarının tüm itirazlarına rağmen, perakende yasasıyla ilgili taleplerine rağmen, e, daha dün değil evvelsi gün Sabah gazetesinde bir köşe yazarının köşesinde de var. 42 bin şubeye ulaşmış. Ve organize perakende sektörünün büyük hakimiyetini bu üç harfli marketler ele geçirirken sesiniz çıkmamış. Seçim dönemi olduğunda Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar yayılmış bu marketler üzerinden e, toplumsal desteği alabilmek için kupon dağıtacaksınız. Bugün e, suret haktan görünerek itiraz edeceksiniz. Ben e, yani bunu kabul edilebilir görmüyorum. O açıdan askeri ücrete gelelim. Konuşulan Türk İş'in işte beklentiyle ilgili 7500-8000 aralığında bir rakam telaffuz etti, ama ben 8000 ile 9000 arasında neticede bu sürecin sonunda bir rakam çıkacağı kanaatindeyim. Ama bu özellikle son bir yıldır şuradan baksak, yani sadece Türkiye'de yoksullar, işsiz yoksullar değil. İş sahibi olup yoksulluğu bugün bu Türkiye yaşıyor. Bu bütün politikalara, tercih ettiğiniz vatandaşlığın satılması, sınırları açmış Suriye krizi dolayısıyla Türkiye'ye gelmiş, e, milyonlarca sığınmacı dolayısıyla İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de yerleşik vatandaşlarımız ne ev alabiliyor, ne ev kiralayabilir hale gelmiş. E, sadece üniversite sınavlarında yüksek puan almış öğrencilerin İstanbul başta olmak üzere büyük şehirler tercih edememesinin bile sebebi buraya bağlı. O açıdan biz e, ekonomik bu altüst oluşu, konjektürel bir takım popülizm kokan uygulamalarla falan bunları çözemezsiniz. Hani meşhur taktisyen Klozevis'in bir sözü var, e, yığınak hata yapmışsanız sah sahadaki Sağ taktik unsurlarla onu telafi edemezsinizdir. Sayın Erdoğan bu tür zihni sinir projeleriyle, suret haktan görünüp suçu başkasına atarak kendi üzerindeki sorumluluğu atma telaşında diye görüyorum. Deriz Anketlere Gülen. geleceğim ama. <laughs> Gel. Ondan önce sayın başkanla bir sohbetimizde o zaman başka bir kurumda çalışıyordum. Kendisi şöyle bir ifadede. Ee, bulunmuştu hatta o dönem haberleştirmiştik ee, ev sahibinizin Suriyeli olduğunu söylemiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Afgan Afkan yani, Afkanlı değil mi pardon düzeltiyorum İstanbul'daki eviniz Evet değil mi? Evet, evet şu an e, durum nedir e, o evden çıktınız mı e, yeni bir ev ya sahibiniz var Ben onu de... bir <laughs> soru üzerine e, bir başka televizyon kanalında ifade etmiştim yani e, siz istediğiniz kadar biliyorsunuz yüzde kiralarla ilgili bir artış tahtiti sınırı konuldu ama piyasada bunun bir karşılığı yok. Yani söz geldiği için hani bu sınırı koymanız da yetmiyor. Ev sahipleri farklı gerekçelerle oğlum askerden gelecek, kızım oturacak bu tür gerekçeler sunabiliyor. Benim ev sahibim de dedim Afganistan'dan Türkiye'ye gelmiş e, e, tıp okuyan e, bir kişinin yani o bile e, kendim oturacağım diyerek böyle bir talepte bulundu. Bunu ifade ettim. Onu da zaman zaman Takım siyasi parti genel başkanları da aleyhime bir takım beyanlar da bulundu. Malumdur. Önemi de yok. Ee, gelelim anketlere. 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 Ee, tabii merak ediliyor. Ee, kimi güvenilir diyor, kimi manipülatif diyor. Ee, şu an hem mevcut partinizin oy oranını soracağım hem de Millet İttifakı, Cumhur İttifakı e, olarak değerlendirdiğinizde elinizdeki anketler e, ne diyor? Ya da var mıdır elinizde anketler? Ya şöyle... Kamuoyuna yansıyan onun dışında da e, takip ettiğimiz güven duyduğumuz e, duyabileceğimiz hani e, mesleki formasyonuna saygı duyduğunuz ne diyelim mesleğine duyduğu saygı. sadakat dolayısıyla yoksa e, maalesef bir takım anket firması sahibi adı altında e, adeta bir manipülatif unsura dönüşmüş, bir psikolojik harekat unsuruna dönüşmüş, bir propagandiste dönüşmüş beyanlarda bulunan isimleri de görmüyor değiliz. Bunlar da tabii toplumsal iklimi, hani yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı, işte e, anketlerde bu kadar gösterirseniz mi oy alır, yoksa o kadar gücünüz vardı anketlere bu bu, bu yansır, böyle bir zihin karışıklığında bir manipülasyon, dezenformatif bir hüviyette görüyor. Yani Demokrat Parti olarak bizim iddiamız, Biraz evvel ifade ettim. Ee, i̇nsanlar gibi kurumlarda zaman zaman alt üst oluşlar yaşıyor. Biz hangi sürecin içerisinden geldiğimizi biliyoruz. Önümüz sürecin bu noktada ben 15-20 yılda bir yakın siyasi tarihimize baktığımızda siyasette yeni bir yapılanma oluyor. Bu da bugünkü iktidarın tükenmişliği dolayısıyladır. Ve siyasi alanda kurulan siyasi partiler de bu değişimi teyit eden... E, beklentileri de teyit eden unsurlardır. Demokrat Parti olarak da kim ne kadar akıl ortaya koyarsa, enerji ortaya koyarsa o nispetle karşılık bulacağını gördüğümüz bir süreç. Ama sürecin bir takım imkanları beraberinde kısıtları da var. E, bu kutuplaşmış e, son 20 yılda e, Sayın Erdoğan demokratikleştireceğiz, vesayetle mücadele edeceğiz. 12 Eylül rejiminin Türkiye'de en kalıcı kolonu Siyasi partiler kanunu yüzde on barajıdır. Maalesef bir seçmen kitlesinin, özellikle 2002 sonrası bir stratejik unsura dönüştürdü. Ama A partisi gelmesin. Kaç olmalıydı baraj? Yani ben bugün e, e, ortak olarak e, şeyimizde de söylüyoruz yüzde üç. Yani maalesef seçmen kitleleri aman A partisi gelmesin B partisi gelsin aman C partisi gelmesin D partisi gelsin bir karşıtlık üzerinden tercihler yapmak zorunda kaldı. E Türkiye'de sosyolojisine baktığınızda toplumsal yapılanmasına baktığınızda elbette bir siyasetin ihtiyaç duyduğu bir ölçek ekonomisi de var. Bu en nihayetinde işler Büyük Millet Meclisi'nde hele hele bugün barajı koyarken 12 Eylül rejiminin iki temel referansı vardı. Yani bir Siyasi Partiler Kanunu'nda da seçim sisteminde de öyledir. Eee yürütmede istikrarı sağlayacak, temsilde adaleti sağlayacak. Hele hele cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken zaten doğrudan cumhurbaşkanını seçerek yürütmeyi istikrarı kavuşturuyorsunuz. Niçin temsilde adalet sağlamak adına bu barajı bu zamana kadar düşürmediler? Oradaki niyet ortada. Ben o açıdan önümüz sürecin Demokrat Parti olarak biz de kendi fikrimizi daha kuvvetli bir şekilde ifade edebilmek ve bir güçle buluşturabilmek için kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama şunu da ifade etmem lazım. Bugün geçmişle mukayese ettiğinizde siyaset her zamankinden daha pahalı bir faaliyet haline gelmiştir. Sayın Erdoğan'ın kamu kaynakları, kamu gücü, kamu kolluğu biraz evvel de konuştuk. Sadece bir siyasi partiyle rekabet etmiyorsunuz. Kamunun bütün gücüyle rekabet eder. İşte seçmen güvenliği ile ilgilendişen bizi ifade ettik, değil mi? Teminat olması gereken, hakim teminatında gerçekleşmesi gereken süreçle ilgili bile şüphelerimiz var. Bütün bunlarda siyasi partilerin zorluklarıdır. Benim Erdoğan, notlarım arkadaşım. arasındaki Buyurun. soruya denk düşen bir konuya değindiniz. Ee, ülke genelinde seçime girme hak kazanmış bir partisiniz. Partinizi nasıl finanse ediyorsunuz? Çok pahalı dediniz de evet. hakikaten çok pahalı. Siyasetin içeride. finansmanı en si Siyasetin İlginç bir ya, sorulardan evet. birisidir evet. İman Merak kuvvetiyle. <laughs> ya elbette bir de üye gülü. sayısını soralım mı? E, be, beraberinde de onu soracaktım ama evet doğru. Yani biz 400 bin civarında üyemiz var. 400 bin. Var. Evet. İyi partiyle hemen hemen eşitsiniz. Evet. Niye onunla eş ee, değerde bir oy çıkmıyor Sayın Başkan? Ya tabii bu alt üst oluş içerisinde kimliğini koruyan ama yani oy tercihini başka partilerden yana kullanmış da insanlar. Ha yani vardır. Demokrat Parti üyesi başka partiye mi oy veriyor? Partilerden yana kullanmış da insanlar. Ha yani vardır. Demokrat Parti üyesi başka partiye mi oy veriyor? Yani yani zaman zaman e, <laughs> bu kutuplaşma ikliminde biraz evvel söyledim. %10 barajının da gördüğü hüviyetle beraber e, oy tercihinde bulunan insanlarımız da olmadı değil. E, o açıdan bakınca tabii bugün yerelde ve genelde çok pahalı bir faaliyet. Sayın Erdoğan da zaten bilerek ve isteyerek bu barajı yükseltti. Çünkü bu kaynaklara ister legal yollardan, ister gayrimeşru yollardan e, yani ben ulaşıyorum. E, yani İstanbul'daki 94 yılından itibaren uygulamalara bakınca e, neyi kastettiğim çok net anlaşılır. Maalesef siyasetin kirli kaynaklarla finans edildiği gerçeği Siyasetin siyasi partilerin doğal reflekslerin, tabi süreçlerin işletemediği gerçeğini önümüze koyuyor. O nedenle Ama bir siyasi parti lideri olarak siyasetin finansmanında gayrimeşru kaynaklardan söz ediyorsanız örnek vermek zorundasınız. Söylüyoruz İstanbul'da kanıtlamak zorundasınız. İstanbul başta olmak üzere bu rant üzerinden nasıl siyasetin organize edildiği 94 e, Çünkü 94'e de atıfta bulunuluyor. Elbette yani Sayın Erdoğan'ın yani Yakınlarda AK Parti'nin kurucularından biri olmuş. Kurucu dönemi içerisinde önemli rol almış birinden bir bakanla ilgili münakaşa oluyor. Yani e, netice itibariyle Sayın Erdoğan'a intikal ediyor. işte, yine Akçeli meselelerle ilgili. Sayın Erdoğan'ın söylediği e, ne yapalım siyaset parasız olmuyor gibi. Buna benzer kim pek o? çok... Kim, kim? Siz biliyor musunuz? Ee, Bizim... Ben isim vermem. Hayır yani. sana yansıdı mı bu? Hayır, hayır hayır. ben. Sizin kulağınıza Hala, geldi. Mi? AK Parti için de mi? Değil değil. değil. Ee, bu tür... Karşıdaki zihniyeti biliyoruz. Yani bugün kamu kaynaklarının siyasetin nasıl finanse edildiği, kamu kaynaklarıyla mülkiyet yapıları değiştirilmiş ulusal çaptaki televizyonlardan gazetelerden tutalım. Yani bunların nasıl finanse edildiğini biliyoruz. Enteresan bulmaca. Herkes bulmaca Aslında, çözüyor değil mi şu anda? Evet. <laughs> evet yani nasıl nasıl finanse? Eski bir hikayeden bahsetti sayın gel. Eski mi efendim? Eski bir hikayeden mi bahsetti. Eski, mi efendim, Eski hikaye? Bir, mi bahsetti? Say, finans... bir hikaye onu söyledim yani. biz ya, Yani. Ya açıkçası e, görevini kötüye kullanıp maddi yarar elde ettiği iddiasıyla konu Cumhurbaşkanı'na gidiyor ve o da bu yanıtı mı veriyor? Evet bu yanıtı veriyor. Çok enteresan. İkinci bir cümle daha kurmayacak Sayın Genel <laughs> evet, <anladım şu> <laughs> evet, finans, evet finans noktasında da evet. diğer bir cümleyi kurmuyoruz. Son iki sorumuz. Son iki. Şunu sorayım evet, madem sattım. artık sona doğru geldik. Ee, Sayın Genel Başkan bu seçimin siz ilk turda biteceğine mi inanıyorsunuz yoksa seçim ikinci, ikinci tura kalır mı? Bence kalmaz. Eee kalmamalı da. Çünkü e, iklimin zehirlenme iklimi doğar. Ee, kamu gücünün özellikle elinde bulunduran işte İstanbul seçimlerinde buna benzer bir şey yaşadık. Yani muhalefet olarak, altı siyasi parti olarak biz tartışmaya mahal bırakmayacak bir açık ara, önde bir pozisyonla Türkiye bu gaylenin üzerinden, üstesinden gelmeli. O açıdan böyle bir, biraz evvel de ifade ettim, bugünkü iktidar anlayış, bugünkü sisteme karşı büyük bir çoğunlukla muhalefet, eden toplumsal kitle var. Bize düşen vazife azami düzeyde bunu sandığa götürmek ve lehimize bir neticeye yazdırmak. Yani kaçtır hedef? Kaç olur mesela? Kaçla kazanılabilir sizce? Yani açık ara çıkmak lazım. Yani ben Aslında soru o. O açık ara dediğiniz fark ne olacak? Bir de yani birkaç ne? puanlık farkla. Neden? Endişeniz ne? Neticede demokrasi 50 artı 1 değil mi? Ee, i̇şte öyle olmadığını gördük Kabul, İstanbul'da. Kabul ama endişenizi. Endişemizi de söyledik. Yani iktidarın elinde manipüle edecek e, yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçirilmesi de dahil olmak üzere pek çok unsuru aktive etmek için karşıda bir çaba var. Hatta hoş bir e, hikayeden temellendirme yaparım hep. Yani öğrencilik dönemimizde yakınımızda bulunan Ali Sami Enstit bir Türkiye Hollanda maçına gitmiştik. Lise öğrencisiydik. E, kaybettik her zamanki gibi. E, o zaman Şenez Erzik'ti federasyon başkanı yani işte basında da hakemler engel oldu falan. Şener Zerzi'nin bir açıklamasını hatırlarım ölçü olarak. Mazereti yok kaybetmenin dedi. Biz öyle iyi futbol oynayacağız. Öyle bariz goller atacağız ki hakem bile engel olamayacak. Bizim için de ölçü budur. Açık ara çıkmak lazım. Türkiye'nin toplumsal siyasi şartları icap ettirdiği gerçeklik budur. Elbette biz de bunu azami düzeyde fark artırmak için bir strateji işletmek mecburiyetindeyiz. İnanıyorsunuz değil mi efendim? İnanıyorum tabii. Kazanacağınıza. Elbette. Altılı masadan bu şeyin Cumhurbaşkanı'nın çıkacağına değil inanıyorsunuz. Evet. Bu iddiada olmasak e, e, romantizm içerisinde değil. Seçim tarihini ne zaman e, bekliyorsunuz? Ortalama yani 18 Haziran mı? Bu tartışma Mayıs konusu. Değişecek e, midir tarihsizce? Sayın Bahçeli ısrarla Haziran ayını işaret etti. Normal zamanını. Ama, Sayın Cumhurbaşkanı da aynısını söyledi. E, evet. Sizde, sizin bir kanaatiniz var mı 14 bu konuda? 14 Mayıs olursa sizin için anlamlı olur mu? Ee, anlamlı olur tabii. Ee, ama şöyle bir problem var tabii. Geçmişle mukayese ettiğimizde erken seçim diyoruz ama hani resmiyetteki adı seçim yenilemek. Hani geçmiş parlamenter sistem döneminde olduğu gibi bir erken seçimi e, nitelikli bir çoğunlukla ya 360'ı bularak Büyük Millet Meclisi'nde karar almalı. E, bu kararı meclis aldığında doğurduğu hükümler var. Çünkü e, o tartışmayı da Türkiye yapacaktır Sayın Erdoğan'ın Anayasaca tarif edilen iki dönem kıstası var. Sizce? Bu ikinci dönemi bizce eğer meclis bir seçim yenileme kararı almadığı takdirde hak olduğu kanaatinde değilim. Tabii. Hakkı değil diyorsunuz. Yani bizim fikrimiz e, e, pek çok anayasa hukukçusunun, işte Sayın Kamala'nın, Serap Yazıcı'nın pek çok referans verebilirim. Ama bunu karşısında da meclis başkanı hüviyetiyle Sayın Şentop'un anayasa hukukçusudur aynı zamanda malumunuz iktidarın tezini meşrulaştıracak bir yayını da var ortada. O da o nispetle bir değerlendirme yapıyor ama yani anayasa çok net iki dönem kustası koymuş. Bunun birincisi eski sistemde ikincisi yeni sistemde gibi bir ayrım yapabilme imkanınız yok. Peki. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Saat tüm açıklıkla bütün sorularımıza yanıt verdiniz. Sağ olun, var olun. Pınar Işıkardor, Deniz teşekkür Gürel efendim. ve Erdoğan Aktaş çok teşekkür ediyoruz. Efendim Yüzler Kulübü'nden e, bu hafta bu kadar. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırladık. Gelecek hafta bir başka konukla gene Yüzler Kulübü'nde buluşmak üzere efendim. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.